Evet sevgili dostlar, herkese selamlar. Herkese selamlar, sevgiler. Bu sefer bambaşka bir ortamda canlı yayın yapıyorum. Her zaman ne diyoruz? Bir bordo vereli şartların hazır olmasını beklemez. Şartlar neyse o şartları kullanır. Ben de Elazığ'da sizden gelen memleketteyim, ailemin yanındayım. Tatile geldim bir haftalığına ama yine sizden kurtulamadım. Hocam canlı yayın yapar mısınız? Son bir canlı yayın diye. Elazığ'daki öğrencilerim de burada bir seminer talep ettiler. Onu da ayarladık. Bunu da ayarladık. En azından sınava yaklaştığımız şu, şu son süreçte bütün tuşlara basma adına ben de bu canlı yayını yapıyorum. Nereden yapıyorum? Arkadaşlar abimin e, iş yerinden yapıyorum. Kendisinin Elazığ'da mobilya mağazası var. Yaşarsam onun da reklamını yapalım. Kullanıyoruz dükkanı hiç olmazsa. Benim adımla gelirseniz Elazığ'lara indirim yapsın. Şimdi tabii sınav süresi yaklaştıkça sizler bilgileri bir kez daha tekrar edeceksiniz, bilgileri tekrar ettikçe o tozları alacaksınız, daha hazır hale geleceksiniz. Şu son zamanda yapmanız gereken temel şey bol deneme çözmek ve eksiklerinize yönelik telafiye gitmek, tekrar yapmak. Bu akşam ne yapacağız? Bu akşam ee, tam 80 başlıkta coğrafyadan soru çıkabilecek yerleri belirledim. Bunların notunu aldım. Yazım çok güzel değil. Sadece benim okuyabileceğim formatta yazdım. Ama bu formatta coğrafyadan soru çıkabilecek 80 başlığa değineceğiz. Ve ben bu konuyu anlatırken sizler de kendinizi test edeceksiniz. Ekran başından ayrılmayacaksınız. Bir saate yakın bir yayın düşünüyorum. Birazcık aşabilir ama buna değecektir diye düşünüyorum. Bilgisayarım karşımda. Görüntü desteği gerektiğinde bilgisayarımdan destek alacağım. E zaman zaman sizlerle soru cevap yapacağım. Daha çok anlatım. Kamera bende olacak. Dolayısıyla başka ne yapacağım? Son güncelleri vereceğim. Bu son güncelleri habire karıştırıyorsunuz. Bir de farklı farklı yerlerden dinlediğiniz için sizin zihninizi karıştıranlar. Bakın yayında şu anda 10.000'in 10 üstünde arkadaşımız var. Hepinizin gözünün içine bakarak söylüyorum. ÖSYM son güncellerde TÜİK verilerinde Mart ayını, Nisan ayını, Mayıs ayını, Haziran ayını sormaz. ÖSYM TÜİK verilerinden aylık veri sormaz. Ben diyorum ki 2023 içerisinde Türkiye'de en çok taş kömürü kullanılmıştır. Özür dilerim. En çok kömür kullanılmıştır enerjide. Öğrenci diyor ki hocam falan kişi falan hoca falan kaynak işte Mart ayında şu. O zaman derhal orayı terk et diyorum. ÖSYM hiçbir zaman Mart ayını sormaz. O yüzden strese girmeyin. Ve son güncelleri de son UNESCO, son Milli Park, son efendim sakin şehir, son enerji verileri, nüfus verileri buna da değineceğim. Allah güç kuvvet versin. Birçok şey yapmaya niyetlendim. Bakayım ne kadarını yapabileceğim. Sizler de arkadaşlar sabırla, dikkatle, not almanız gereken yerleri not alarak canlı yayın hakkını vereceksiniz. Bakın şu anda rekor bir şekilde 11 bin ki neredeyse bir spor salonu dolusu insana burada ders anlatmış oluyoruz. İnşallah verimli olur. İnşallah internetin azizliğine uğramam diye umuyorum. Ee, ve sizden şunu isteyeceğim. Yayından sonra sınava yüzde kaç hazırsınız? Herkesten yüzdelik veri isteyeceğim. Benim burada anlatacağım şeylerin yüzde kaçını biliyorsun. Bilmiyorsan hemen gidip dersten sonra kalan 3-3 gün süre içerisinde onları telafi edeceksin. Dolayısıyla formatımız bu şekilde olacak. Ve size bir güzellik daha yapacağım. Dedim ya bütün tuşlara basıyorum. Ee, coğrafya adına sınavda Son kez hocam okuyup şöyle bir son durulanma hani denize girersin çıkarsın böyle bir durulanırsın ya son bir durulanma ya da sebzeleri son bir durularsın ya öyle bir not var mı? Öyle bir not hazırladık. Valla 3 gün gece gündüz demedik. 10 sayfalık hem instagramdan paylaşacağım hem okuyamayanlar için de bazıları instagramdan okuyamıyor küçük gibi pdf paylaşacağım. O pdf'i de 10 sayfalık pdf ile sınava girmeden okuyup. Hani böyle elif ba cüzleri okuyorsunuz, Yasin okuyorsunuz ya aradaki sayfa o notları koyun, benim notları da koyun. Sınava girmeden önce son bir kez gözden geçirin. İnanıyorum ki oradan çok sayıda soru yakalayacaksınız. Pekala herkes hazırsa yayına başlıyorum. Sizlerden şunu rica ediyorum. Bu yayın akamete uğramasın. Kalp Kalplerinizi anlıyorum. Sevginizin samimiyetine inanıyorum. Ama kalp atmayın, emoji atmayın. Bu yayın donmasın. Arkadaşlar ÖSYM her sene coğrafi konumdan bir soru sorar. ÖSYM sınır kapılarından soru sorar. Sen sınır kapılarını biliyor musun? Deyince aklıma bir şey geliyor. Sen kulak burun malısı uzmanı mısın? O replik aklıma geliyor. Sen sınır kapılarını biliyor musun? Ben isterseniz yorumları da kapatayım. Görüntüde seste herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Her zamanki yakışıklılığım, karizmam geçerli mi yine? Mevcudiyetini koruyor mu? Daha fazlası diyorsunuz. Peki. Ben de gaza geldim. Kendi kendime gaz verdiriyorum az zorla. O zaman yorumları kapatıyorum. Şimdi ben bu arada şunu da söyleyeyim. Elazığ'da abimin mağazasındayım. Vallahi müşteri gelirse sizi bırakır müşteriye giderim demiyorum. Tabii kapının önüne bir tane sandalye koydum kimse girmesin diye. Bir olumsuzluk olursa doğaçlama gelişen bunu baştan söyleyeyim. Baştan anlayışla yaklaşın. Adamı çünkü mağazadan çıkardık dedim bana iki saat müsaade et. O da sağ olsun bizi kırmadı. Evet, yorumları kapattım. Sevgili dostlar, 80 başlıkta hızlı hızlı ilerleyeceğim. Ne kadar hızlı ilerlersem o kadar çok şey sığdıracağım. Tane tane konuşmaya çalışacağım. Kelimeleri yutmadan konuşmaya çalışacağım. Dolayısıyla e, dediklerimi anlayacağınızı umuyorum. Şimdi, sınır kapıları. Sınavda bu düzeye gelmiş bir arkadaşın ben sınır kapılarını bilmiyorum, karıştırıyorum deme hakkını tanımıyorum. Neden? Bas bas bağırdım ben. Sınır kapılarını bileceksin dostum. Kapalı olanlar hangisi? Ermenistan'da olan Akyaka ve Alican. Aynı zamanda Akyata, Akyaka sınır kapısında demir yolu olduğunu bileceksin. Bulgaristan'da olan sınır kapılarımız hangileriydi? Kapıköy, Hamzaköy. Kapıköy diyorum. Kapıkule, Hamzaköy yer adıyla Dereköy diye geçiyor. Bunların hangisinde demir yolu var? kapı kulede demir yolu olduğunu bileceksin. Yunanistan'da olan sınır kapılarımız hatta şöyle çevireyim. Şöyle çevireyim. Yunanistan'da olan sınır kapılarımız okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? İpsala, Uzun Köprü, Pazar Kule. Bunların hangisinde demiryolu bağlantısı var? Uzun Köprü diye bilmen lazım. Geçti mi? Suriye ile olan sınır kapıları. Bakın ben bunları size ezberleyin demiyorum. Diğerlerine ezberleyin. Zaten geri kalan Suriye'dir. 13 tane sınır kapımız var. Ve ÖSYM'nin soru tarzı şudur. ÖSYM buradan soru soracak. Aşağıdaki sınır kapılarından hangisi farklı bir ülkeyle bulunur diye sorar ya da şunu sormuştur ÖSYM, Gürcistan'dan Türkiye'ye giren bir kişi daha sonra İran'a geçmiştir. Hangi iki sınır kapısından geçmiştir? Sen bu soru tarzına hazır olman lazım. Gürcistan deyince Sarp, Türk gözü, Aktaş bunları bileceksin. Aynı zamanda Canbaz'ı bileceksin. İran'la olan Kapıköy'ü bileceksin, Gürbulağı bileceksin, Esenleri'yi bileceksin. Irak'la olan Habur'u, Üzümlü'yü Üzümlüyü ve dereceyi bileceksin. Suriye ile olanların da böyle Yayla Dağcır ve Gözü Zeytin Dalı, Öncü Pınar, Çoban Bey, Mürşit Pınar, Ceylan Pınar, Karkamış, Akçakale, Şenyurt, Nusaybin bunların Suriye ile olan sınır kapıları olduğunu bileceksin. Anti parantez bana çok sorduğunuz şeylerden bir tanesi. Hocam hangisi en son açılan sınır kapısıdır? Arkadaşlar en son açılan sınır kapısı Soracağını düşünmüyorum. Siz bazen bizden fazla hassasiyet gösteriyorsunuz. Bazı şeyleri bizi de şeye strese sokuyorsunuz. En son açılan sınır kapısı zeytin dalıdır. Ama hocanın biri, derinin biri şeye kuyuya taş attı. Çıkarmak bizlere düştü. Hocam falan hocamız şey diyor. Derecik diyor. Derecin şöyle bir özelliği var. Derecik önceden açılmıştı, kapandı, modernize edildi, tekrar açıldı. Dolayısıyla tekrar açılmaya en son açılma der misiniz? Ben demem. En son açılan zeytinde dalıdır. Derecik zaten önceden vardı. Sadece modernize edildi. Ama velev ki ÖSYM'nin sağ solu belli olmaz. Modernize edilerek tekrar açılan en son kapısı ifadesini kullanıyorsa, bakın tane tane konuşuyorum, o zaman derecik sınır kapısı diyeceksiniz. Türkiye'nin en eski sınırı İran iledir. Hangisi hangi anlaşmayla? Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla 1639 tarihten de biliyorsunuz. En eski sınırlarımız İran'da. Bakın İran'da bizim aynı zamanda arada dağ sırası var. Yani doğal bir sınır var. Doğal sınırlar sorulur. Mesela Meriç Nehri'nin hangi ülkeyle sınırı yaptı? Ben şu anda yorumlara açsam bir sürü yorum gelecek. Vallahi hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Bulgaristan mı Yunanistan mı diye seni yanıltmaya çalışır. Ama Meriç Nehri nereyle? Meriç Nehri Yunanistan'la olan sınır kapısıdır. Meriç Nehri nereye dökülür diye sorsam. Vallahi çok şey sormak geliyor size içimden ama kendimi frenliyorum. Meriç Nehri Marmara'ya mı dökülür, Ege'ye mi dökülür? Eminim ki şu an yayında 15 bin insan var. Gerçekten güzel bir rakam, güzel bir katılım. Ee, i̇nşallah bu katılım hakkında veririz. Meriç Nehri Marmara'ya mı dökülür, Ege'ye mi dökülür? Eminim ki 15 bin kişinin 5 bini Marmara diyecektir. İşte sen buralardan yanılıyorsun dostum. Ege'ye döküldüğünü bileceksin. Sınır kapıları ile ilgili ben size soru kaçırma hakkını Tanımıyorum arkadaşlar en işlek sınır kapımızın tekrar söylüyorum Kapıkule Orta Doğu'ya açılan en işlek sınır kapısı diye sorulursa o zaman ne diyeceksiniz Orta Doğu'ya açılan en işlek sınır kapımızda Habur diyeceksiniz ve antiparantez ünlem nota yıldız koy hangi ülkeyle bizim demir yolu bağlantımız yoktur Türkiye'nin komşularından sadece biriyle demir yolu bağlantısı yoktur o da Irak arkadaşlar. Irak'la demiryolu bağlantımız yok. En son açılan Canbas sınır kapısıyla Gürcistan ve dolaylı yoldan Azerbaycan'la da sınır kapımız e, demiryolu bağlantımız oluşmuştur. Bu arada Nahçıvan demişken Iğdır'ı unutmayayım. Iğdır 3 ülkeyle sınırı olan Türkiye'deki tek şehirdir. 3 ülkeyle birden sınır olan tek şehir Iğdır'dır. Ermenistan, Nahçıvan dolaylı yoldan Azerbaycan oluyor ve İran'la sınırı vardır. Bizim Elazığlıların Elazığ'dayız ya. Bir sözü var bir kritik boyu var türlü türlü huyu var diye. Iğdır'ın da bir kritik boyu var. Üç ülkeye sınırı var. Böyle aklınızda kalsın. Şimdi dedim ya hızlı ilerleyeceğim. Arkadaşlar gece gündüz süresini hala karıştıranlara bir önerim var. Karıştırmayın. Evet önerim bu kadar. Gece gündüz süresini karıştıranlar size çok hayati bir öneride bulunuyorum. Karıştırmayın. Yaz mevsimindeyiz. Şu an terliyorum. Yaz mevsiminde Y harfini düşünün. Y harfinin açık tarafı nasıl? Nereye doğru? Kuzeye doğru, değil mi? Kuzeye doğru şöyle çizgi çizdiğin zaman kuzeye doğru gündüzler uzuyor demektir. O zaman şu tarihte bak şu tarih diyorum. Sizler yayındaki 15.000 insanın 5.000'i şuna odaklanıyor. Sadece 21 Haziran'da kuzeye gittikçe gündüz uzar. Ya babam sadece 21 Haziran'da mı yaz yaşanıyor? Sadece bir gün mü yaz yaşanıyor? Biraz mantıklı düşünsene. Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, hatta Mayıs'ta, Nisan'da ve 21 Mart'tan sonrasında kuzeyde gündüz süresi daha uzundur. ÖSYM sana 21 Haziran demedi. Bakacaksın verdiği tarih yaza mı yakın, kışa mı yakın? Ola ki Nisan dedi. Şimdi Nisan nereye yakın? Yaza yakın. O zaman kuzeye gittikçe gündüz uzayacaktır. Kuzeye gittikçe başka nelerin uzadığını biliyorsunuz değil mi? Kuzeye gittikçe, güneye gittikçe değişen şeyler. Mesela kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı ne oluyor? Yere düşme açısı küçülüyor. Gölge boyu uzuyor. Kuzeye gittikçe, ha, Hatay'dan Sinop'a gidildikçe. Güneyden kuzeye gidildikçe çizgisel hız azalıyor. Tam ve grup süresi uzuyor. İki meridyen arası mesafe daralıyor. Paralel boyları küçülüyor. Meridyenler arası zaman farkı ve paraleller arası mesafe değişmiyor kuzeye gidildikçe. Ama kuzeye gidildikçe kutup yıldızının görünüm açısı büyüyor mu küçülüyor mu? ağlayan emojiler görüyorum. Bunlar ne için ağlıyor? Bilmedikleri için mi? Yoksa yayında bir aksaklık mı var? Bakayım. Yorumları açayım. Bir aksaklık yok değil mi arkadaşlar? Kuzeye gidildikçe kutup yıldızının görünüm açısı büyür. Ve doğuya gidildikçe güneş daha erken doğar. Yerel saat daha ileridir. ÖSYM'nin şaşmaz soru tiplerinden bir tanesi. Yaz bir kenara. Türkiye'den bir il verecek. Filan ile gidildiği zaman Yorumlara bakıyorum. Sıkıntı var mı yok mu yayında arkadaşlar? Bunu bana belirtin, ona göre önlem alayım. ÖSYM'nin soru kalıplarından biri şudur. Diyor ki: "Ankara'daki kişi herhangi bir yöne gidiyor. Gittiği yönde yerel saatin daha ileri olduğunu, çizgisel hızın daha fazla olduğunu, tam ve grup süresinin daha kısa olduğunu gözlemliyor." Bu kişi nereye gitmiştir? Dostum sen bir kere o yönde hangi şehrin olduğunu bileceksin. Çizgisel hızın ve yerel saatin neye göre arttığını, azaldığını bileceksin bu konuda sıkıntı yaşıyorsan hemen bu dersten sonra gidiyorsun buna çalışıyorsun. Çünkü ben sana ne söyledim? Bu derste ÖSYM'nin soru tipleri hakkında ben sana bazı tüyolar vereceğim. İnşallah bazıları nokta atışı gelecektir diye umut ediyorum. Geçiyorum. Başka. Aynı enlem üzerindeki noktaların neleri aynıdır? Mesela bir örnek vereyim. Elazığ'la İzmir aynı enlem üzerinde, aynı paralel üzerinde. Neyi aynı? Yükseltisi aynıdır diyebilir misin? Yaşanan iklim aynıdır diyebilir misin? Diyebilemezsin tabii ki. Ben diyemiyorsam sen hiç diyemezsin. Sen haddine mi? İklim aynı değildir aynı paralel üzerindeki yerlerde. Yani Elazığ'la biz bir örnek verdim ya da Erzurum'la Çanakkale fark etmez. Aynı paralel üzerindeki yerlerde iklim aynı değildir ama yaşanan mevsim aynıdır. Senin bunu karıştırma potansiyelin hakkında fikir yürütebiliyorum. Aa hocam ben onu iklim sandım aynı paralel üzerindeki yerlerde yaşanan mevsim aynı. Şu an tüm Türkiye yaz yaşıyor. Ama yaşanan iklim aynı değildir. Elazığ karasal iklim, İzmir denizel iklim. Neden? Çünkü ben seni sınava hazırlıyorum. Bir senedir bordo bereli diye boşuna mı söylüyorum? Senin soruları kaçırma nedenlerinden bir tanesi dikkatsiz olman. O yüzden sınava girerken ben senin bu yönlerine dikkat etmen gerektiği konusunda sana burada tüyolar vereceğim. E, bu arada yorumları açtım yayında bir aksaklık seste de, görüntüde donma vesaire e, Var mı yok mu bunu bana söyleyin Hiçbir şey yazmayın sadece ses görüntüde sıkıntı var mı yayında bir aksama var mı Bunu öğrenmek için e, yorumları açtım hiç başka bir şey yazmayın Aynı paralel üzerindeki yerlerde çizgisel hız aynı tan ve grup süresi aynı Güneşi alış açısı aynı gölge boyu aynı Bak bak güneş alış açısı aynı ha. Elazığ'la İzmir ama sıcaklığı aynıdır diyemiyorsun işte. Çünkü sıcaklığı etkileyen başka parametreler var. Elazığ yüksek, karasal, İzmir deniz kenarı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tan ve grup süreleri de aynı. Soruyu nasıl sorar? Elazığ'dan İzmir'e giden ya da Ankara'dan Erzurum'a giden bir kişi aşağıdakilerden hangisinde bir değişme gözlemler ya da gözlemlemez diye sorar. Aynı paralel üzerindeki yerlerin ortak özelliklerini bileceksiniz. Diyorum evet sorun yokmuş bu arada yayında. Ve geçiyorum. Ee, Türkiye'de sıcaklık kavramına geçiyorum. Arkadaşlar Türkiye'de sıcaklıkla ilgili indirgenmiş izoterm haritasından soru gelebilir. İndirgenmiş izoterm haritasında neyin etkisi yoktur? Neyin etkisi yoktur sıcaklığa? Yükseltiğin etkisi yoktur. Bu bir. İkincisi Soru potansiyeli taşıyan çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Onu da şöyle ilerleteceğim. slaytımı. Çünkü ben burada size özel e, görseller hazırladım. E, kamerayı zoomlayacağım tabii ki oraya geldiğimde. Şimdi bakın bana şunu söyleyebilmeniz lazım. Şu anda bilgisayarı net görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de sıcaklığın güneyden kuzeye doğru azaldığını ve bunun nedeninin enlem olduğunu, batıdan doğuya doğru sıcaklığın azaldığını, bunun nedeninin yükselti olduğunu, kıyıdan iç kesimlere doğru sıcaklığın azaldığı nedeninin karasallık denizelik olduğunu, yazın Temmuz ayında sıcak bölge'nin güneydoğu olduğunu ve bunun da enlem ve karasallıktan kaynaklandığını. Kışın en sıcak bölgenin Akdeniz olduğunu, denizellik ve enlemden kaynaklandığını, yazın en serin bölgenin Doğu Anadolu, Kuzey Doğu Anadolu, Erzurum, Kars, Eka diye kısaltıyorum. Burası olduğunu bileceksin. Ve soru sana şöyle gelirse, sıcaklık farkının en az olduğu yer neresidir diye sorarsa, buna tabii ki Karadeniz diyebilmen lazım. Neden? Neden? Balın nemi maksimum nem mi? Tabii ki balın nem diyeceksin. Aynı zamanda bağın nemin diğer adının nispi nem, oransal nem olduğunu bileceksin. Sıcaklık farkının en fazla olduğu yer neresi? Doğu Anadolu. Karasallık şiddeti en fazla nerede? Doğu Anadolu. Gerçek ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark nerede fazla? Doğu Anadolu. Hissedilen sıcaklık nerede fazla? Hissedilen sıcaklığı hissetme oranını arttıran şey nemdir. Nem Akdeniz'de sıcaklıkla birleşince hissedilen sıcaklık fazla oluyor. Bakın şu indirgenmiş sıcaklık haritalarında şu konuda yanılıyorsunuz. ÖSYM bunu sordu. Hissediyorum. Bunu yine soracak. Ya bu sene ya gelecek sene. Bakın unutmayın benim sözlerimi. Yıllardır ÖSYM sorularını analiz ediyorum. Zaten anlatımlarımı buna göre şekillendiriyorum. ÖSYM daha önce sorduğu şeyi tekrar soruyor. Ya bazen hiç değiştirmeden soruyor. Onlardan bir tanesi de şudur dostum. Nedir? Ee, bakın şurada en yüksek sıcaklık kaç derece ölçümü? Ö şunu diyebilir. Yukarıdaki izotem haritasında en yüksek sıcaklık 10 derece olarak ölçülmüştür. 10 derece olarak ölçülmüştür ifadesi yanlış. Adam seni yanıltıyor. Neden? Çünkü şurada bir boşluk var. Bak kalemle göstereyim. Şurada bir boşluk var. Bu 10 dereceden daha sıcak olduğunu gösterir. Onun üstünde çünkü ikişer ikişer çizilmiş ya. Burayı niye boş bırakmış? 10 dereceden fazla ama 12 dereceden de az olduğu için boş bırakmış. O zaman bu açıklamaya göre eksi 4'ten daha soğuk yer de vardır burada. Anlatabildim mi? İzoterm. Bunu sordum. Mesela burada hangisinin sıcaklığı yanlış verilmiş? Dostum Samsun'un sıcaklığı yanlış verilmiş. Neden? Yaz bir kenara. Kıyılarda sıcaklık hiçbir zaman 5 derecenin altına düşmez. Velev ki sana bir sıcaklık haritası verdi. Hangisi yanlıştır diye sordu. Hele bir bak bu kıyıda mı? Kıyıdaysa sıcaklık 5 derecenin altına düşmez. Yanlıştır diyeceksin. İkinci yanlış. Şanlıurfa eksi 2 olmaz. Kış ortalaması. Günlükte olur ama kış ortalamasında olmaz. Güneydoğu'da sıcaklık hiçbir zaman sıfırın altına düşmez. Neden? E güneyde de güneyden gelen sıcak rüzgarlar açık. Kuzeyden gelen soğuk rüzgarlara kapalı. Neden? Şurada güneyde o toroslar var. Hatırla. Anlatabildim mi dostum? Şimdi bir başka bilmen gereken şey. Sana böyle bir şey verirse bu hangi ile aittir? Velev ki üstünü çiziyorum. Bilmiyorsun sen bunu. İlk bakacağın yer kış sıcaklığı. İyi dinliyor musun beni? Siz bu sorulardan korkuyorsunuz ama korktuğunuz şeyin üzerine gideceksiniz. Şayet sıcaklık 9-10 dereceyse ise kış sıcaklığı kesinlikle Akdeniz bölgesinde. Kesinlikle. 7-8 dereceye kadar inmişse Ege, 5-6 dereceye kadar inmişse kış sıcaklığı ya Marmara ya Karadeniz. Marmara mı Karadeniz mi onu nasıl anlayacaksın? İşte o zaman yağışa bakacaksın. Marmara'da kış yağışları fazla. Karadeniz 4 mevsim yağışlı. Sıcaklık 5 derecenin altına iniyorsa şuradaysa bu artık kıyıda olamaz diyeceksin. Çünkü kıyıda 5 derecenin altına düşmez. Güneydoğu. 0 ile eksi 5 arasında ise İç Anadolu. Eksi 8, eksi 9, eksi 10 ise Erzurum, Kars, Ardahan'dan başkası olamaz. Sevgili arkadaşlar biliyorum ki hızlı konuşuyorum. Hızlı konuşmayı ben de istemem. Çünkü beni yoran bir süreç ama emin olun ki sizin için hızlı konuşuyorum. Az zamana çok şey sığdırayım derdindeyim. Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri. Sevgili dostum sen şunu bence biliyorsun. Türkiye'yi etkileyen hangi yönden hangi basınç girer senin bilmediğin bir şey söyleyeyim ben. Belki şunu bilmiyorsundur. Belki şunu bilmiyorsundur. Bakın burada termik basınç ya Basra ve Sibirya hangi yönden geldiği, hangi mevsimden geldiğini zaten bilmen lazım. Sibirya kışın geliyor, Basra yazın geliyor. İzlanda kışın geliyor. Asor hem yaz hem kış geliyor. Bilmediğin şey ne olabilir? Bunlardan hangisi geçici, hangisi sürekli? Arkadaşlar Mesela şu dinamik basınç demiş ya DYV dinamik yüksek dinamik alçak. Buna daimi diye kodlayın. Daimi yani sürekli var. Bunlar geçici değil. O zaman sağdakiler geçici. Bu sadece kışın var. Bu da sadece yazın var. Fakat şu ikisi sürekli olan basınçlardır. Dünyanın dönüşünden kaynaklandığı için. Soru şöyle gelirse hangisi Türkiye'de kış sıcak kışların yağışlı geçmesine ve ılık geçmesine yol açar? Cevabınız İzlanda olacak. Ve geçiyorum Türkiye'de rüzgarlar. Bence şunu biliyorsunuz siz. Şuradan hangi rüzgar geliyor? Tak diye söyleyebilmen lazım. İsmini, soy ismini söyleme hızında. Buradan Poyraz, şuradan Samyeli, diğer adıyla Keşişleme, şuradan Kıble, şuradan Lodos. Ama bazılarınızın düştüğü yanılgı ne biliyor musunuz? Bazılarınızın düştüğü yanılgı şu. Adam şöyle gösteriyor bak. Şöyle gösteriyor. Okumlucu da şu taraf. Şu hangi rüzgardır diyor. Hocam bu Poyraz. Ya Poyraz olur mu? Okun ucuna bak. Ama hocam diyor Poyraz buralarda değil miydi? Poyraz buradan giriş yapıyor sadece. Okun ucuna bakarsan bunun nereden geldiğini görürsün. Lodos diyeceksin. O zaman şu yönden giren rüzgar sadece şurayı etkilemez. Tüm Türkiye'yi etkiler. Aynısı Poyraz ve Yıldız için de geçerlidir. Neydi? Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos. Samyeli'nin diğer adı Keşişleme. Ege Denizi'ne kuzeyden esen rüzgarın adı Eteziyen, Batıdan gün batısı, doğudan gün doğusu. ÖSYM e şunu da sorabilir. Hangisi soba zehirlenmelerine, doğal gaz zehirlenmelerine yol açıyor? Cevap lodostur. Hangisi bol miktarda yağış getirir? Cevap lodostur. Hangisi kışın havayı ılıtır ve yağış getirir? Cevap lodostur. Kuzeyden gelenler bakın mavi çizmişim buraya. Niye? Kuzeyden gelenler soğuk, güneyden gelenler sıcak çünkü. Ve çok önemli bir şeye daha geldim. Eee fön rüzgarı. Fön rüzgarından da soru bekliyorum arkadaşlar. Fön rüzgarı sıcaklığı arttır. Zaten fön, saça fön çekmekten aklınıza gelin, e, gelsin. E, sıcak rüzgar, bir rüzgar sıcaksa, bir rüzgar sıcaksa, bu arada ben de terden boğuldum çaktırmıyorum. Kaç tane peçete eskittim. Olsun, feda olsun. Şimdi bakın bir rüzgar sıcaksa havanın yağış ihtimalini düşürür. Yağış olması için havanın soğuması lazım. Fön rüzgarı neredeydi? Doğu Karadeniz'de turunçgil tarımına olanak sağlıyor muydu? Evet. Adam seni yanıltır fındık der, fındık değil. Turunçgil tarımına olanak sağlıyor. Yine fön rüzgarı sıcak olduğu için Doğu Karadeniz'de o Kaçkar Dağları'ndaki karı eritip sele neden olabilir. Örnek hocam sele ne alakası var? Ya sıcak bir rüzgar karı eritiyor. Dolayısıyla karlar eritir, sele neden olur. Yağış ihtimali düşürür ve sıcaklığı arttırdığı için olgunlaşma süresini de kısaltır. Bunu karıştırma. Olgunlaşma süresini kısaltırdan kasıt ne? Fön olmasa 3 ayda olgunlaşacak. Fön olduğu için 2,5 ayda olgunlaşıyor. Ve yine birçoğunuzun bilmediği bir şey. Ben desem ki İç Anadolu'da fön görülür mü? Yayında şu an 17 bin insan var. Eminim ki 7 bini İç Anadolu'da fön görülmez diyecek. İç Anadolu'da fön görülür. Torosları aşıp İç Anadolu'dan alçaldığı zaman fön etkisi yapar. Hatta İç Anadolu'da buna bakır sattıran rüzgar derler. Yaz kenara. ÖSYM diğer adları sormayı sever dedim ya bakır sattıran. Erzurum'da da kar yiyen rüzgar diyorlar. Yani kaç karın diğer yamacında. Akdeniz'de de fön olayı görülür. Nerede görülmez? Ege'de görülmez. Dağların uzanışı buna müsaade etmez. Ve geldim Türkiye'de yağışın dağılışı. Yine şöyle telefonun, tlipotunu ayarlayayım. Bak bu haritayı dostum ben milimi milimine ezberle demiyorum sana. Ama şunu bil. Türkiye'de yağışın dağılışıyla dağların uzanışı paralellik göstermiş. Neresi dağlıksa ve nerede dağlar daha yüksekse orada yağış daha fazla dikkatini çekiyor mu? Ve her bölgenin en çok ve en az yağış alan yerini bileceksin. Karadeniz'den çok yağış. Doğu Karadeniz sebep. Dağlar denize paralel. Samsun'da da paralel ama Samsun'da dağlar kıyının çok gerisinde. Yani Canik Dağlar hem ortalama yükselti az hem kıyının gerisinde. Bundan dolayı kıyıda en az yağış alan şehir. Bak benim cümlemi iyi dinle çeviriyorum kendimi. Karadeniz'de en az yağış alan şehir Samsun değildir. Kıyıdaki şehirler içerisinde en az yani Karadeniz kıyısındaki. Yoksa Karadeniz'de en az yağış alan Bayburt, Gümüşhane var. Karasal iklim onlar dağları bu tarafında kalıyor değil mi? O yüzden sınavda da bu hatayı yapmanı istemiyorum. Ama ÖSYM Samsun'dan soru sormayı seviyor. Bak ÖSYM'nin sevdiği şeylerden bir tanesi köşelerden soru sormak. Yaz bunu kenara. Sınava kaldı 3-4 gün. 3-4 günde bunları çok rahat eritirsin. Köşelerle ilgili her şeyi bil. Köşelerden soru sormayı seviyor. Ve diğer adlarını sormayı seviyor. Ve ÖSYM bazı illeri sevişti. O sevdiği illerden biri Samsun. Biri Artvin. Yaz bir kenara Artvin'den soru soruyor. Elazığ'dan soru soruyor. Elazığ'dan sorsun tabii ki. Bir Elazığlı olarak ve bundan memnun oluyoruz. Samsun'dan, Tokat'tan. Ben inanıyorum ÖSYM heyetinde kaynanası Tokat'ta olan ve kaynanasını seven birileri var. Yoksa bu kadar jest yapılmaz ya. Her sene tokattan soru geliyor. ilçesini soruyor. Bir gün Turhal'ı soruyor. Bir gün Erbaa'yı soruyor. Ve iki yıldır Tunceli'den soru geliyor. Evet Tunceli'deki Hızır Gönlü sordu. Bir başka sınavda da Tunceli'deki Mercan Dağı'nı sordu. E gel de şüphelenme. Yine kaynanasını seven birileri girmiş. ÖSYM. O zaman Tunceli ile ilgili başka ne sorabilir hocam? Tunceli ile ilgili Munzur Dağı Milli Parkı'nı sorabilir. Munzur Çayı'nı sorabilir. Tunceli'de e, nüfus yoğunluğunun en az olduğu şehri sorabilir. Tunceli'deki dağların orojenik oluşumlu olduğunu sorabilir. Tunceli'deki Munzur diğer adıyla Mercan Dağları'nda buzul şekillerine rastlandığını sorabilir. Bak kaç tane bilgi verdim ha Tunceli ile ilgili. Yine şartları zorluyorum. Tunceli ile Elazığ arasında feribot seferi yapıldığını sorabilir. ÖSYM köşelerden soru sormayı sever dedim. Soru sormayı sevdi diğer illeri yine söyleyeceğim ki onlardan biri de Sivas. Sivas'la ilgili bakın ikidir soru geliyor. Hatta üçtür soru geliyor. Düşündükçe aklındaki soru sayısı da artı. hatta dörttür soru geliyor. Demir yolunu sordu. Hafigi sordu. Zara'yı sordu. Sivas'la ilgili. Ne kaldı? Hemen karıştıracaksın. Benim iller haritası var ya. Ona bak Sivas'la ilgili neler yazmışım oraya. Sivas soru bekliyorum. Yüz ölçüm büyük olan şehirlerden biri. Tabii ki ÖSYM Sivas'ın köftesinin güzel olduğunu, en güzel köfteyi Kirli Ahmet'in yaptığını sormaz. Onlar genel kültür, onu arkadaş ortamında kullanırsınız. Ama derslerde latife olsun diye bunları da söylüyorum. Sivas'la ilgili bilmen gereken 7-8 tane çok önemli şey var. Onlardan biri de Kızılırmak'ın buradan doğdu. Yukarı Kızılırmak, vagon fabrikasının olduğu, Divriği Ulu Cami UNESCO korumasında olduğu, Sivas Gök Medresi yine önemli bir tarihi eser olduğunun, Sivas'la ilgili bilmen gerekenleri dostum yaz bir Muğla'dan sektirmiyor. Muğla'dan soru sormayı değil mi? Köşeler bir de Türkiye'deki bazı iller. Bunlardan Antalya sektirmiyor. Bak Antalya'dan soru soruyor. O yüzden bunlara da yayın içerisinde değineceğim. Dolayısıyla bölgelerin yağışına baktığın zaman en az yağış İç Anadolu. Bakın şurası önemli. Marmara'da en az yağış alan yer Ergene Havzası. Hatta size şunu söyleyeyim. Ergene Havzası Güneydoğu'dan daha az yağış alır. Ergen havzası çukurda kalmıştır. Güneydoğu'dan daha az yağış alır. Ve bir kenara not al. ÖSYM sana sorarsa en az yağış neresi? İç Anadolu. Ama en çok kuraklık neresi? İşte o Güneydoğu. Neden? Çünkü şiddetli buharlaşma var. Akdeniz'de Antalya'nın Adana'dan daha çok yağış aldığını görüyorsun. Sordu bunu adam. Hatta neden diye sordu. Nedeni Adana'daki Aladağların kıyının çok gerisinde olmasından kaynaklanıyor denize uzak olmasından kaynaklanıyor. Bak buradan kaç tane soru türetti. Buradaki dağlar denize uzak olduğu için geniş bir hinterland var ve delta ovası oluşmuş burada bakın. Geniş bir kıta sahanlığı var ve az yağış alır. Antalya'nın neredeyse yarısı kadar yağış alır. Adana, Çukurova'dan bahsediyorum. Ve dostum ÖSYM'ye geçen sene şunu sordu. Yaz bir kenara. Yazıyor musun? Orta Toroslar var şu Adana bölümünde. Orta Toroslar hangi dağlardan oluşuyor? Bunu sonra gösteririm sana. Ama harita yaşmışken aklıma geldi. Orta toroslar hangileri? Batı toroslar hangileri? Bunları bileceksin. Orta torosların şurada Bimboğa, Tahtalı, Aladağlar ve Bolkar dağlarından oluştuğunu bak ne güzel bir soru. Dört tane daha beşinci de Bey dağları der. Peki Batı Toroslar, Bey Dağları, Sultan Dağları, Davras Dağları, Dede Göl Dağları, Geyik Dağları. Soru potansiyeli olan ve şunu soruyor adam. Diyor ki Sinop'tan şey Hatay'dan Sinop'a bir doğru çizildiğinde hangi dağların ve platoların üstünden geçer? Hangilerinden geçmez? Böyle soruyor. Hangilerinden sırasıyla geçer diye soruyor. O zaman sen bu dağların yerini de bileceksin. Bana diyorsun ya, hocam şu son günlerde neye çalışalım? Benim sana bu derste verdiğim tüyolara çalış. Dolayısıyla çok yağış alan yerler Hakkari'yi dahil ediyorum. Samsun'dan daha çok yağış alır. Muğla'yı dahil ediyorum. Muğla Trabzon'dan bile daha çok yağış alır. Dağların denize paralel uzanması Marmara'da en çok yağış alan yer Yıldız Dağları olduğunu bileceksin. Başka neyi bileceksin? Yağış oluşumları bence bunu biliyorsunuz. Yani bunu bilmeyeni dövüyorlar zaten ya. ÖSYM sana böyle boş bir harita verip şurada hangi yağış oluşumu görülür? E buna konveksiyonel, şurada hangi yağış ağırlıkta cephesel, şurada hangisi ağırlıkta yamaç, orografik, diğer isimleri de bileceksin. Ve Türkiye'de cephe yağışlarının görülmesinin Türkiye'nin matematiksel konumundan kaynaklandığını bileceksin dostum. Bakınız bir kez daha söylüyorum. ÖSYM sana boş bir harita verir, der ki 1, 2, 3 hangisinde yağış oluşumları doğru olarak, hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? Bir kez daha şunu söylüyorum. Akdeniz bölgesinde yamaç yağışı görülür mü? Görülür. Dağların denize paralel uzandığı her yerde yamaç yağışı görülür. Ama hocam Karadeniz değil mi? Hele bir sakin ol ya, bir sakin ol. Tamam Karadeniz'de de görülür ama Akdeniz'de de görülür. Soru şöyle gelirse, Akdeniz'de en çok hangisi görülür? Cephe yağışı. Ama Akdeniz'de yamaç da görülür, konveksiyonel de görülür. Türkiye'nin her yerinde bunlar görülür. Fakat sana baskın olanı sorar. Karadeniz'de baskın olan yamaç, Akdeniz'de baskın olan cephe, iç bölgelerde baskın olan konveksiyonel. Diğer adıyla yükselim. Türkiye'de baskın olan hangisi? Yine cephe. Diğer adıyla frontal. Bir başka adıyla yayında şu an 17.6 bin insan var. Cephe yağışının diğer adını kaç kişi biliyor merak ediyorum. Eminim ki %80'iniz bilmiyor diğer adını söylüyorum depresyon yağışları. Evet cephe yağışlarının diğer adı depresyon ve Türkiye'nin matematiksel konumundan orta kuşakta bulunmasından kaynaklanıyor. Ve geçiyorum. Zaten bu haritayı yeterince etüt ettiğinizi, tanımaya çalıştığınızı biliyorum. Yağışın mevsimsel dağılışı hangi bölge hangi mevsimde yağış alır? E harfiyle göstermiştik. Sadece ben göstermedim bunu birçok hocamız gösteriyor. Bakın bu çok önemli bir soru. İç Anadolu'nun ilkbahar Erzurum karşısın yazın ve burada şöyle bir tüyo vereceğim size. Şunu karıştırıyorsunuz. ÖSYM dese ki yaz yağış miktarı Erzurum'da mı fazla Rize'de mi? Miktar dediği zaman Rize, oran dediği zaman Erzurum. Şimdi bak bunu anlamıyorsun ya hemen strese giriyorsun. Strese girmesin diye hemen tedbir alıyorum. Sevgili dostum şunu demek istiyorum. Şimdi Rize'nin aldığı yağış Yazamadım. Rize'nin aldığı Rize. Ne dedik? Yaz yağış oranı fazla. Ama Erzurum'da yaz. Özür dilerim. Rize'de yaz yağış miktarı fazla. Erzurum'da yaz yağış oranı fazla. Hocam bu ne demektir? Bu şu demektir. Erzurum zaten toplamda 500 milimetre yağış alıyor. Bunun 250 milimetresini yazın alıyor. Yüzdeye vurduğun zaman ne yapıyor? Yüzde elli. Ama Rize'nin aldığı yağış kaç? 2400. Yazın aldığı yağış ne kadar? 600. Şimdi 600 milimetre miktar olarak bak şu 250'den fazla. Ama oran olarak 600-2400'ün yüzde kaçı yapıyor? Yüzde 25'i bak. Oran olarak hangisi fazla? Erzurum. Ama miktar olarak Rize. Anladığını umuyorum. Şimdi geçtim bunu da. Aa bak kim gelmiş? Maki türleri gelmiş. Defne Sam geliyor kesinlikle bitki türlerini bilmeden sınava girmeyeceksin. Makiler, mersin, defne, zakkum, keçi, zeytin, koca yemiş. Bunun hafıza tekniğini YouTube'da yayınladım. Hafıza teknikleri ücretli bir paket. Kabul edersiniz ki özel bir uğraş, özel bir uzmanlık dalı. 130 tane, 150 tane video hazırladım. Ama bazılarında farkındalık oluşsun diye YouTube'da yayınladım. Bunu yayınlamıştım, YouTube'da bakabilirsiniz. Diyorum, başka neyi bileceksin? Bak senin gözlerin içine bakarak şunu söylüyorum. Sen çayın hübürt ederek bana bakıyorsun. Ben de senin gözlerin içine bakarak çaysız, susuz, kahvesiz sana şunu söylüyorum. Bitki örtüsünü bilmeden sınava girme. Hangi bitki örtüsü? Maki türleri, step türleri. Garip e, garik türünü sor sormaz. O kadar da kantarın topuzunu kaçırmaz diye düşünüyorum ama step türünden hiç soru sormadı. Step türünden genel kültür yetenekte sormadı. Sosyal bilgiler ÖABT sınavından sordu. Tehlike sinyalleri, tehlike çanları çalıyor. O zaman step türlerini genel kültür yetenekte de sorar. En bilmen gereken geven, çoban yastığı, sığır kuyruğu, yavşan otu. Başka? Koyun yumağı, çayır üçgülü, üzerlik. Bak ben bunu nasıl ezberliyorum? Yani bir öğretmenle bileceği şeyler bir yerde bir sınırlıdır. Hafıza tekniği direkt gözümün önüne geliyor. O çoban, tavşan, efendim koyunlar, orada çayır üçgülü e, çobanın yastığını çekmeye çalışan bir tavşan. Dolayısıyla bunu da not al. Step bileceksin. Başka? Karadeniz'i tanıtan ağaç türleri. YKS'de sordu. Bakın 2024 YKS'de sordu. Hemen o gün ben canlı yayın yaptım. Bu beklenen sorulardan biri yine soracak. Karadeniz'i tanıtan en tanıtan ağaç ladindir. Başka kayındır, gürgendir, ıhlamurdur, kestanedir. Bunları bil. Akdeniz'i tanıtanlar hangisi? Akdeniz kızılçam, sedir, fıstıkçamı. Üç tane. Hadi bir de ardıç. Özellikle Kızılçam Başka Akdeniz'de makilerin tarif edilmesiyle garik türleri var. En azından garik de neyi bil? Lavantayı bil yani. Lavantayı bil. Ee, başka Funda'yı bil mesela. Tüylü laden olabilir. Süpürge çalısı olabilir. Hiç olmasa lavantayı bil derim. de Karadeniz'de. Ve endemik türler. Endemik türler neden soruyor? Çünkü Türkiye Avrupa'nın en zengin ülkesi. 12.500 çeşit şey var, bitki türü var. Bunun 3.500 endemik dünyanın başka bir yerinde görülmüyor. Ben sizlere için ne söylüyorum. Sizler de birer endemiksiniz. Sizden daha bir tane var mı dünyada? Biz iltifatı böyle elit yaparız. Ve benim Bordo Bereli öğrencilerim iltifatında bile o elitizmi taşıması lazım. Coğrafya dersi aldığını en azından benden aldığını göstermesi lazım. Eşine şimdi ki sen vallahi endemiksin diyecek. O nedir ya? Ya hoş bir şeydir. Senden daha bir tane dünyada yok diyeceksin. İşte Türkiye endemik tür bakımından Avrupa'da göre 3500 çeşitle fark atmıştır. Sığla ağacı Muğla bak. Sığla, Muğla zaten kafiyeli değil mi? İstranca meşesi, Yıldız Dağları ve Zonguldak. İspir meşesi, Kastamonu ve Yozgat. Datça hurması, Muğla Datça Yarımadası. E başka kasnak meşesi, Göller Göresi. E efendime söyleyeyim, e, Terslale, lale, Hakkari, Erzurum, Elazığ'da da var ters çeşitleri var yani. Ve bir de siyah gül biliyorsunuz. Ve bir de Safranüt, otu, e, safran otu, e, safran. safran bitkisi var. Nerede safran bitkisi? E, Kastamonu. Yani safranbolu daha çok karabük safranbolu daha doğru ifadeyle. Bunlar endemik. Endemiyi başka neyini sorabilir? Endeminin yerini sorabilir. Türkiye haritasını verir. Hangi endemik bitkinin yeri yanlış gösterilmiştir? Muğla'nın olduğu yere getirir isbir meşesini koyabilir. Olmaz diyeceksin. Yerini bileceksin. Anlaştık. Bak ben kaç saattir ders anlatıyorum. Da. Ne çabuk geçti zaman. Daha anlatacaklarım bitmedi. 40 dakika geçti. Ee, şu ana kadar yüzde kaçsın? Bunları biliyor musun? Bak bunları biliyorsan şöyle bir rahatla. Böyle bir ferahla. Bu kadar da stres yapma. Bunları biliyorsan, benim söylediğim şeylerin şu anda yüzde 85 ve üstünü biliyorsan rahatla. Yüzde altında altındaysan e, strese girme. Onları takviye etmek için yeterince zaman var ve geldim. Bitki örtülerini söyledim ya, jeolojik zamanlar. Adam yine soracak. Ve sen biliyorsun bunu haksızlık etme kendine bu kadar da emeğini küçümseme. Birinci jeolojik zaman paleozoik masif araziler ve taş kömürü. Yaz kenara masif arazi yüzde yüzlük soru potansiyeli barındırıyor. Bunu niçin söylüyor? Ben burada popülizme kaçamam. Ama adam sormaktan vazgeçmiyor. Masif arazinin ismini soruyor. Haritadaki yerini soruyor. Haritada işaretli yerlerin ortak özelliği nedir diye soruyor. Masif arazilerin yerini vermiş. Hatırlayalım mı? Masif araziler. Hop hemen şöyle geriye geleyim. Slayt'ımda. Görselle hatırlayalım bunu. Masif araziler. Bunun hafıza teknikli görselini. Ah bu da budur. Yıldız ablamız burada bizi bekliyor. Bakın şunlar. Masif arazi. Yıldız Dağları, Sultan Dağları, Tokat, Kırşehir, Zonguldak, Menteşe, Saruhan, Kastamonu, Daday, Kastamonu, Devrekhani ilçede sorabilir ha Daday Devrekhani de diyebilir. Bitlis, Mardin, Anamur, Saruhan zaten görüntü ekranda benim bu hafıza tekniğini benden dinlemeyenler buradaki yazıyı okusunlar senaryoyu kendileri tamamlasın. Geçtim. Ee, i̇kinci jeolojik zaman çok önemli değil Mesozoik. Üçüncü zaman önemli Türkiye arasının büyük kısmı bu dönemde şekillendiğini. Toroslar ve Karadeniz dağlarının bu dönemde oluştuğunu. E, madenlerin büyük kısmının bu dönemde oluştuğunu. Bak size şöyle bir tüyo vereyim. Taş kömürü birinci zaman. Diğer madenler diğer madenler e, üçüncü zaman diye ezberleyin. Dördüncü zaman. Diğer adıyla kuaterner. Biz üçüncü, üçüncü zamanı senozoik diyoruz. Senozoik ters yer ve kuaterner diye ikiye ayrılıyor. Bunları söylerken böyle sanki küfür etmek gibi hakaret etmek gibi kulaklarınızı tırmaladığını biliyorum. Eskiden bunları anlatmıyorduk. Ama ÖSYM 2 yıldır bunları soruyor. O zaman sen tedbirini buna göre alacaksın. Ben seni uyarıyorum da buna, bundan güzel bir şey var mı? Sadece ben uyarıyorum. Her hocamız uyarıyor. Bak bunların latincesini bileceksin. Adam sana üçüncü zaman demez. Senozoik der. Tersi yer der. Linyet yatakları önemli bakın. Diğer madenler üçüncü zaman. Dördüncü zaman yani Kuaterner, İstanbul Çanakkale Boğazı, Ege ve Marmara Denizi, Delta Ovaları, Kula Volkanları, insanın yeryüzüne gelmesi, buzul devrinin yaşanması. Bunlar dördüncü ve devam ediyor. Bu arada kuaterner devam ediyor. Önündeki notlarına bakıyorum. ÖSYM'nin sevdiği dağlar. Bakın ben size şunu söylüyorum. ÖSYM'nin sevdiği dağları burada açacağım. Ee, size göstereceğim. Bu dağlarla ilgili dediğim şeyleri bileceksiniz. Hangi dağlardan soru sormayı seviyor? Nerede ÖSYM'nin sevdiği dağlar? O slide'ın başına almışım demek ki. Şunu çevireyim. Evet, ÖSYM'nin sevdiği dağlar, Menteşe dağları, Yıldız dağları. Ne soruyor biliyor musunuz? Şunu soruyor. Bu dağlarda hangisinde diyor buzul şekillerine rastlanmaz? Menteşe, Yıldız bunları veriyor. Bir de masiflerde soruyor. Yıldız dağları. Nüfusun az yoğun olmasında soruyor. Efendim kış turizmi yapılmaz da soruyor. Yıldız dağlarında yükseltinin az olmasında soruyor. Ondan sonra Cilo dağları. Türkiye'nin en yüksek kıvrım dağı olarak soruyor. Şun bakın şuradaki e, Ala Dağlar ve Bolkar Dağları bunun da yerini sordu, sırasını sordu. Ala Dağlar Bolkar ve bu dağlarda buzul şekillerine rastlandığını bileceksin. Yine aynı şekilde şurada Bey Dağları, Sultan Dağları'nda buzul şekillerine rastlandığını bileceksin. Yine Kaşkar Dağları'ndan soru sormayı seviyor. Buzul şekillerine rastlanır Kaşkar Dağları Karadeniz'in en yüksek kütlesidir 3900 küsur metre. Küre dağlarını sever, Sinop'un internadını daraltan dağdır diye sorar. Canik dağları zaten tam soru potansiyeli. Bak uzak olduğu için geniş bir internat, geniş bir kıta sahanlığı ve iki delta ovası ve az yağış. Bunu da bileceksin. Geçtim. Dağların uzanış doğrultusunun sonuçlarını yorumlayabileceğinizi düşünüyorum. Bakın arkadaşlar Türkiye'de dağlar doğu batı yönde uzanmış ya. Bunun sonuçları ne? Denize iklim içeri giremiyor işte. O yüzden karasal iklim yaygın. E, Denizeliklim içeri giremiyor. Burada boyuna kıyı tipi görülüyor. Kıyıda girinti çıkıntı az, koy körfez az. Efendim burada kıtasanlığı dar, hinterland dar, delta ovası oluşumu zor. Bunları yorumlayabiliyor olman lazım. Ve geçtim. Kırık, kıvrım ve volkanik dağ diye sorar. Kırık dağlar nerede? Ege'de, biri de Nur dağları e, Hatay'da. Geri kalanlar kıvrım. Volkanikler zaten belli. Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut. Bir de şu Nemrut'un yerini bilmenizi istiyorum. Nemrut, Van Gölü'nün tam kenarında. Buradaki Nemrut'u Adıyaman Nemrut'la karıştırmayın. Bu Bitlis Nemrut, volkanik olan. Şurada da Karacalı Dağı sordu. Geçen sene kalkan tipi volkan olarak sordu. Bakın böyle detaylar soruyor. İç Anadolu'daki Erciyes Melendis Hasan Dağı'nı da yine bilmeniz gerekiyor. Ve geçtim arkadaşlar. Doğal afetlerden soru bekliyorum. Doğal afetlerden hangisini sorar derseniz deprem, heyelan, valla hepsi de soru potansiyeli taşıyor. Ama deprem güncel bir konu. Deprem riskinin az olduğu yerleri bil. Bir şey daha söylüyorum sana. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay üzerindeki Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki yerleşmeleri bil. Bak deprem riskinin az olduğu yerler bir de şunu sordu çünkü. Hangisi Kuzey Anadolu fay üzerinde değildir? Cevap da Elazığ'dı bu arada. iki yıl önce sordu. Ve şunu da bilmeni istiyorum. Ee, Türkiye'de en yaygın görülen doğal afet heylandır. Türkiye engebeli bir araziye sahip olduğu için her yerde heylan potansiyeli vardır. Ama en çok nerede? Karadeniz'de biliyorsunuz. Ve geçtim. Ovalar. Arkadaşlar ovalardan soru gelir. Karstik ovalar baş harflerinden Takke muçtu yapmıştık değil mi? Tefenni, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, Elmalı, Muğla. Karstiyi bil. Delta ovalarını bil. Bir de tektonik ovalar. Ama ben sana e, senin empati yapıyorum. Şunları şunları bil demek marifet değildir. Öğrenci bu kadar yükün altına sokmak. O yüzden birçok şeyi pratize etmeye çalışıyorum. Diyorum ki, dostum zaten Takke muçtu Karstik ova değil mi? Onun açılımını söyledim. E deltaları ezberle bir zahmet onu ezberle yani. Onun haricindekiler tektonik ova. Çok fazla tektonik ova var çünkü. Onun haricindekiler tektonik ova. Hocam volkanik ova yok mu? Ya var. Onu da sorma potansiyeli düşük. Volkanik ova da herhalde tahmin edersin. Yani Doğu Anadolu'da bir İç Anadolu'da Develi var. Diğerleri Doğu Anadolu'da. Çaldıran, Pasinler, Malazgirt hep savaş işle isimleri. Volkanik, volkan gibi patlamış bizim atalarımız orada. Böyle düşünün. Plato soru sormaktan hiç çekinmiyor. Platoların yerini bileceksin. Adam Haymana'yı sormadı mı? Adam şunu sormadım çok terliyorum. Ee, i̇şte Hatay'dan Sinop'a giderken hangi platodan geçilir? Karabük'ten Konya'ya giderken hangi platodan geçilir? Yaz bir kenara. Tuz Gölü'nün etrafındaki platoların yerini bil. Hiç olmazsa bunu bil. Tuz Gölü'nün etrafındaki platoların yeri. Ben sana burada göstereyim. Bizim Elazığlılar şeydir. Abime bir güzellik yapayım. Aha da sana göstereyim. Şunu bil, Obruk güneyde, Cihanbeyli batıda, Haymana kuzeybatıda, Bozok kuzeyi doğuda. Ama ÖSYM e şu detayı değindi. Karstik plato, Teke Taşeli, Volkanik plato, Erzurum, Kars, Ardahan, Aşım'ın platosu, Çatalca, Kocaeli, Ordu, Perşembe. E, Türkiye'deki platolar ne zaman oluştu? Üçüncü zamanın sonu, dördüncü zamanın başlarında epirojenezle oluştu. Diyorum, platolarla ilgili şu ana kadar gelen sorular bu minvalde. E, geçiyorum diğer sayfama. Ee, ne diğer sayfada ne var? He, göller, göllerden zaten soru sorması olmuyor yani. Şimdi göllerin hepsini şu anda an, anlatmam doğru olmaz. Neden? Ee, sadece bir ders göllere gider. Ama sana şunu söylüyorum. Yayından sonra göllerle ilgili bütün detay, bütün detay dediğim nedir? Aç benim YouTube'daki göllerle ilgili videomu izle. Sana yeter ya. Orada sana yetecek kadar detayı verdim ben oluşumlarına göre gölleri bileceksin. Bir de bazı göllerin spesifik özellikleri var. Nedir o? En derin, derinliği en az olan göl. Tuz gölü. Efendim hangisi Ramsar Sözleşmesi'yle korumada? Ee, i̇şte Manyas Ulubat. iki taneyi bilen azından. Hangisi Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı göl? Akşehir gölü. Böyle şeyler de soruyor adam. Dolayısıyla Karstik göller, Tektonik göller, Heylanset gölleri. Hatta bugün YouTube'da yayınladım bakın. Hatta ben YouTube'da yayınladığım için hafıza tekniklerini özel bir çalışmamız olduğu için satın alan arkadaşlar bana kız, kızanlar da var. Hocam biz boşuna biz enayimiz. Biz niye hazırladık? Ya ne yapak? Biz kiminin parası, kiminin doğası. Artı sınava kalmış 3 gün. Sadece gölleri yayınladım. Yani o kadarlıkla şey yapmayın. Çok görmeyin. Yani, yani bütün hafıza tekniği yayınlamadım tabii ki ama göllerden çok soru kaçtığı için e, orada bazı örnekleri yayınladım. Bakın aklınızda kalıyor mu, kalmıyor mu? YouTube'a bakın. Geçtim. Arkadaşlar akarsulardan da şunu kesinlikle bilin hangi akarsu hangi denize dökülür. Bakın bununla ilgili de bir görsel açayım size. Hatta şunu not edin ben size dedim ya Kuzey Anadolu hattı üzerindeki bunları kesinlikle bil. Hangisi Kuzey Anadolu hattı üzerinde değildir diye soruyor. Ya bir senes artık sormaz diyor adam yine soruyor bizi de şaşırtmıyor. O yüzden ben bunu özel not olarak aldım buraya. Akarsularla ilgili de şöyle geliyorum akarsu ileride miydi? Ee, ilerideydi galiba. Heh şurada. Hangi akarsu hangi denize dökülüyor bunu bil. Rica ediyorum bil. Ben zaten yıl içerisinde Instagram canlı yayına bunu çizdiriyordum. Şuraya bir şu şey ekle. Eşme çayını ekle. Şurada bir eşme çayı ekle. Bir de şuraya dragon çayını ekle. Dragon. Dragon ne için önemli? Dragon şu açıdan önemli. Hükümet projeleri soru olarak geliyor. Ya bunu artık şey değiliz yani görüyoruz o kadar da gözümüz kapalı değil. Hükümet bu geçeğin otoyolları sormadı mı? Asma köprüleri sormadı mı? Dolayısıyla hükümetin yaptığı projeler soru olarak geliyor. Burada da barış suyu projesi sorulabilir. Kıbrıs'a barış suyuyla dragon çayını gönderiyoruz. Akdeniz'in altından boru atlarıyla Kıbrıs'a su gönderiyoruz. Hatta o sudan Rumlar da istedi biliyorsunuz. Biz de alırsınız dedik. 3 nokta. Nasıl alırsınız? 3 noktayı doldurun. Siz kötü şeylere doldurursunuz. iyisi ben doldurayım. Barışırsanız alırsınız. O yüzden adı barış suyu. Yani güney kuzeydeki Türklerle barışırsanız, yaramazlık yapmazsanız, canımızı sıkmazsanız size bu sudan veririz. Diğer türlü vallahi önünüzde böyle erol taş gibi suyu içer yarısında dökeriz. Böyle kahkahalar da atarız. Sizi suya muhtaç ederiz. Ama adamlarda nasıl bir gavur inadı varsa adamlar şey yapmadı ya. Barışa yanaşmadı. Biz susuz da kalırız sizle barışmayız dediler. O yüzden barış suyu sadece isimle barış suyu kaldı. Rumların inadı kırılırsa artık suya karşı direnemezlerse biz ara sıra Türk sınırı, Kuzey Kıbrıs Türk sınırı ile Rum sınırında böyle su döküyoruz. Haşur kuşur ses çıkarıyoruz bir şey olsun onları tahrik edelim barışa yanaşsınlar diye. Şu ana kadar yanaşmadılar. Hangi çay? Dragon çayı. Onun suyu gönderiliyor. Tamam mı? Geçtim. Şöyle bir karstik arazi takıntısı var ÖSYM'nin. Karstik arazinin nerede olduğunu bilecek. Sivas'ı sordu ya. Karstik arazide. Ben bakıyorum hemen notlarıma. Karstik arazinin bakın şu göller hepsi tek sayfada. Oluşum itibariyle göller. Siz stres yapmayın. Ben bunu pdf'sini vereceğim size. Heylan set gölleri, işte baraj gölleri. Ee, bakın karstik arazi. Dostum şunu sordu ya. Şu Sivas'ı sordu. Zara'yı sordu. Jips. Bak burada karstik arazi kireç taşı olarak bulunuyor, kalker olarak bulunuyor. Burada jips olarak bulunuyor. Sadece Akdeniz'de değil, bak Türkiye'nin muhtelif yerlerinde de var görüyor musun? Bak Şanlıurfa'da, Mardin'de, Elazığ'da, Çankırı'da. Yani Karstik arazi sadece Akdeniz'de yoğunlaşmıştır, sadece Akdeniz'de bulunur derse yanlış diyeceksin. Türkiye'ye dağılmıştır ama en fazla Akdeniz'in batısı. Bak Adana Çukurova'da da yok. Karstik arazi delta ovası oluşturamaz bu arada. Tamam niye Antalya'da delta ovası yok diye sordu. Çünkü Karstik arazi delta oluşturamaz. Suyla temas ettiği zaman eriyor küp şekerin suda eridiği gibi eriyor. Ve buzul şekilleriyle rüzgar şekilleri. Dostum şu kadar bil yeterli. Rüzgarın mantar kayasını buzulun da sirk gölünü bil yeterli. Sirk gölü tabi buzullardan şey de var. Hörgüç kaya da var. Moren de var. Bunlar nerede görülür? Türkiye'de buzul şekilleri 2000 metrenin üstünde. Ama güncel buzullar 3500 metrenin üstünde. İkisiyle ilgili de soru geldi. Rüzgar şekilleri nerede İç Anadolu, sonra da Güneydoğu. Rüzgar şekilleri mantar bil, Tafoni'yi bil yeterli. Tamam mı? Onu da geçtim. Kıyı tipleri, e, kıyı tiplerinden soru sordu, kanaklı kıyı tipini sordu. Sen kıyı tipini atlayabilir misin? Atlayabilemezsin bence. Dolayısıyla kıyı tipleriyle ilgili, bakın Karadeniz kıyısında boyuna kıyılar, Akdenizde de boyuna kıyılar. O zaman iki kıyının özelliğine dağların denize paralel uzanması. Mersin'de Silifke'de Kalanklı kıyı, Antalya'nın Teke Yarımadası'nda Dalmatya kıyı tipi, Muğla'da Riya kıyı tipi, Ege'de Ria e, özür dilerim Ege'de Eline kıyı tipi. E, yine Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nda Riya kıyı tipi. Ama İstanbul'da Lagünlü kıyı tipi de var büyük çekmece. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kıyı tiplerinde Türkiye'de hangisi görülmez? Fiyort görülmez. O da Türkiye'nin matematiksel konumundan dolayı görülmez diyorum. Ve geldim Türkiye'nin nüfus politikalarına. Vallahi fiziki coğrafyayı bitirdik. Arkadaşlar konuyu bitirmeden de ben yayını bitirmeyeceğim. Çünkü bütün coğrafyaya hızlı hızlı piyanonun tüm tuşlarına dokunur gibi dokunmaya çalışıyorum. Nüfus politikalarını bil. 1923'ten 1960'a kadar arttırıcı. 1960-1985 azaltıcı. 85-2005 nitelik arttırıcı. 2005'ten bu yana tekrar nüfus arttırıcı politika uygulanıyor. Başka, nüfusun yapısal özellikleri. Önemli bir şey söylüyorum sana. Türkiye'deki nüfusun büyük kısmı aktif yaş grubu mu, çocuk yaş grubu mu, yoksa yaşlı yaş grubu mu? Aktif yaş, yani 15 ile 64 yaş arasına aktif. Sen, ben, çok şükür değil, yani, hani bu gruptayız. Yani aktif derken şunu da soruyor adam. Aktif yaş grubundaki herkes aktif mi? Hayır, herkes çalışmıyor ismen aktif. Ve şunu soracak. 2023 verilerle söylüyorum. Türkiye'de hangisi artıyor hangisi azalıyor? Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor, genç nüfus azalıyor. Oran olarak azalıyor. Genç nüfus diye hangisine söylüyoruz? 0-14 yaş grubuna söylüyoruz. Türkiye'de ortanca yaş artıyor. Yaşlı nüfus artıyor. 65 yaş üstü. Türkiye'de nüfus yoğunluğu artıyor. Türkiye'de azalan hangisi? Genç yaş nüfusun oranı azalıyor. Miktarı değil ve 2023 TÜİK verileriyle binde 1.1 olarak tarihteki en düşük nüfus artış hızı son güncelleri vereceğim dedim ya işte onlardan bir tanesi bu. İkici Dünya Savaşı'nda bile bu kadar düşmedi binde 1.1. Başka son nüfus verilerine göre nüfus yoğunluğu en az olan il Tunceli nüfus miktarı en az olan ilimiz Bayburt'tur. Son nüfus verilerine göre erkek nüfus kadın nüfustan fazladır. %50.1 erkek, %49.9 kadın. Son nüfus verilerine göre nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışıyor. Sizler de hizmet sektörüne adaysınız, kamuda çalışmaya adaysınız. Yani %50 üstünde hizmet sektörü, ondan sonra sanayi, en az da tarım sektörü. Ama soru şöyle gelirse Marmara'da sanayide çalışan oranıyla Anadolu'da çalışan oranı aynı değil, değil mi? Onu tahmin edersiniz. Ve yine geçtim. Son nüfus sayımlarına aritmetik nüfus yoğunluğumuz 111 kişi olmuştur. Artmamıştır. Yani 111-112 yapacak kadar bir artış olmamıştır. Ve yine en çok göç veren ilimiz İstanbul olmuştur rakam olarak. Bunun iki nedeni vardır. Bir pahalılık büyük şehirlerde artık insanlar atanmak bile istemiyor oraya ev fiyatlarına dolayı. İkincisi deprem tehlikesi. Bunu da yaz bir kenara. Ve yine 2023 verileriyle ilk defa uzun yıllardan sonra kırsal nüfusta artış sağlanmıştır. Neden? Yine muhtemel bir deprem tehlikesinden ve hayat koşullarından dolayı. Ama şu anda hangisi fazla? Tabii ki kentsel fazla. Yüzde 93. Anlatabildim mi? Yani yüzde 0.1'lik bir artış var kırsal nüfusta. Yüzde 93 kent. Toplamda kent fazla ama kırsal geçen seneye göre biraz artmış. Ama yine de kentten az. Bunu da geçtim. Başka? Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla ve az olduğu yerler. Sevgili dostum bak sana bir güzellik yapayım. Sen de bu güzelliği kendine yap. Şu haritaya bak ya. Şu haritadan soru ve bu harita sana yetecek hangi harita gösteriyorum. Şu piramitleri yorumlayabiliyorsun artık Türkiye'nin piramidi böyle taban daralıyor. Önce şöyleydi, sonra böyle şimdi de taban gittikçe daralıyor. Bakın şu harita çok önemli. Burada nüfusun yoğun olduğu yerler sayıyla, nüfusun seyrek olduğu yerlerde harfle gösterilmiştir ve sana neden yoğun diye soracak. Ve neden seyrek? Dikkat et, Sinop seyrek. Dikkat et, Zonguldak yoğun. İkisi de Karadeniz ama Zonguldak yoğun. Neden? maden, taş gömürü, enerji, demir çelik. Marmara'ya baksana. Bir de Akdeniz'e bak. Teke, Taşeli, Seyrek görüyorsun değil mi? Bak Muğla, Seyrek. Tuz Gölü'nün güneyi Seyrek. Neden? Olumsuz iklim koşulları. Yani yağış azalması. Hakkari'ye bak Seyrek. Hem olumsuz iklim koşulu, hem yer şekilleri, hem Türkiye'nin köşesinde kalmış. Bak Çanakkale, Seyrek. Dostum bunları soracak sana. Ama Doğu Karadeniz yoğun. Sebep iklim koşulları. Bu haritanın ekran görüntüsünü al. Ve geçtim. Sanat e, tarımsal nüfus yoğunluğunu soracak. Nerede yok? Türkiye'nin köşelerinde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla. Dağlık engebeli yerlerde fazla. Sana fizyolojik nüfus yoğunluğunu sorarsa fizyolojik nüfus yoğunluğu İstanbul'da fazla. İç Anadolu'da az. Neden? Fizyolojik nüfus yoğunluğu toplam nüfusu tarım arazisine bölüyorsun. İstanbul'da bir sürü nüfus var. Ee, i̇ç Anadolu'da tarım arazileri çok. O yüzden fizyolojik nüfus yoğunluğu İç Anadolu'da az diyeceksin. Düz yerlerde az. O da ki İç Anadolu demedi. Güneydoğu dedi. Tarım alanları genişse ve nüfus miktarı azsa fizyolojik nüfus yoğunluğu da azdır. Köy altı yerleşmeleri kesinlikle soru beklediğim alan. Köy altı yerleşmeleri geçici ve devamlı olmak üzere ikiye ayrılır. Ve bunları biz e, şöyle kodlamıştık arkadaşlar. Geçici olanlar Oktay diye kodladık. Yayla, ağıl, kon, dam, oba. Buraya dal da ekliyoruz. Devamlı olanlarda çimdim, çiftlik, mahalle, mezra. Divan şunu soracak. Divan nerede? Batı Karadeniz. Mezra nerede? Mezra, Doğu Anadolu, Güneydoğu. Mahalle nerede? Batı Karadeniz. Çiftlik nerede? Marmara, Akdeniz, İç Anadolu. Ee, buralarda yaygın. Yayla, Türkiye'deki en yaygın köy altı yerleşmesidir. Yayga. Hangisi daha yaygındır diye sorarsa. Bakın yayla sadece Karadeniz'de yok ha. Akdeniz'de de var. Akdeniz'deki yaylalar sayfiye amaçlı kullanılır. Sayfiye yani. ne? Günü birlik gidip geliyorlar. Ama Karadeniz'in yaylasına günü birlik gitmiyorsun. Gidiyorsun 3 ay orada kalıyorsun. Kom, Doğu Anadolu'da. Ağıl, Doğu Anadolu ve İç Anadolu. Küçük baş hayvancılık. Üstü açık yerleşme. Hayvan barınağı yani. Dam, Ege. Hatta aklınızda kalsın diye ne diyoruz? Genelde eğlence kulüpleri, gece kulüpleri Ege'de ya turistlerden dolayı. Oralara damsız girilmez. Dam Ege böyle aklında kalsın. Oba, Akdeniz. Obama ile anlatmıştım bunu hatta. Çadır yerleşmesi dedim. Ve geçtim. Neye geçtim? Türkiye'nin ekonomi politikaları. Birçoğumuz, hatta şu görüntüyü de alın bakın nerede ne var. Çok güzel bir görsel. Bunun da ekran görüntüsünü alın. Böyle şey yapın kaydırarak bakın yani konu tekrar yapacaksınız ya bu son zamanlarda. Büyükşehir belediyeleri yine sorulabilir. Büyükşehir belediyeleri 30 tane büyükşehir belediyesi var. En sonuncusu e, neresi? En sonuncusu Ordu. Ahşap yerleşme, kerpiç yerleşme bence bunları biliyorsunuz ve fonksiyonlarına göre kentlerde soru potansiyeli taşır. Şunu da ekran görüntüsünü alın isterseniz. Şimdi bir liman kenti dediği zaman nerede Elazığ diyecek haliniz yok. Elazığ maden kentidir. Bursa dediği zaman Bursa sanayi kenti, tarım kenti, liman kenti değil mi? Sakin ve şu ekonomi politikaları önemli. Dostum, <laughs> milletim kitaplarında var. O yüzden ben bunu önemsiyorum. Kendi kitaplarıma da aldım. 1923 ile 1900, 1923 ile 1932 arasında. Korkma ben bunların pdf'ini paylaşacağım seninle. 1923 ile 1932 Liberal politikalar benimsenmiştir. Bak sakın devletçi deme. Atatürk'ün oğlu Atatürk çok vizyonlu bir insan. Ama daha sonra 1929 ekonomik bunalımdan dolayı bundan vazgeçilmiş ve 1932'den sonra devletçi politikaya geçilmiş 1950'ye kadar. 1932 ile 1950 arasını 3-4 tane şey bileceksin. 1- Devletçi politika. 2- Karma ekonomi politikası. Hem özel hem devlet. Yani özelin gitme, liberalin gitmediğini görünce devlete geçilmiş. O yüzden karma diyorum. Hem de savaş ekonomisi. Savaş ekonomisi ne demek? İkinci Dünya Savaşı 1945 riskinden dolayı e, bu dönemde devletimiz sanayiye değil savunmaya yatırım yapmıştır. Bu da ülkenin kalkınma hızını düşürmüştür. Ve yine şu soru potansiyeli taşır. Bence buradan eleyecek soru gelebilir. Şurada hatta var mı? Evet var. Şunu da ben görselini alın. Yani yine içinizde sabırsızlar var. Bak şurada birinci beş yıllık sanayi planı görüyor musunuz? Bunu kalkınma planla karıştırmayın ha. 1933-1937 ilk defa birinci beş yıllık sanayi planı yapıldı. Bunu sana karıştırtabilir. Kalkınma planı ne zaman yapıldı? Kalkınma planı e, birinci beş yıllık kalkınma planı 1963'te yapıldı. 1960'ta DPT kuruldu. Hatta o sayfayı da açayım. Bakın şurada. E, burada Bu yazıyor mu? Ha şurada yazıyor. 1960'ta DPT kuruldu. 1963'te ilk defa beş yıllık kalkınma planı hazırlandı. Peki serbest piyasa ekonomisine ne zaman geçildi? Serbest piyasa ekonomisine de 1980'de 24 Ocak kararıyla Turgut Özal dönemi. Şöyle bir ekran görüntüsü görüntüsünde şöyle bir bordo böyle selam verelim günün anısına. Bugüne böyle bir anı bırakalım. Tam selam verirken bana atarsınız bunu. Ve geçtim. Tarım. Bence siz tarımda iyisiniz. Kendinize haksızlık etmeyin. Ben çünkü illere de gidiyorum seminerlere. Yoğunluktan dolayı çok nadir gidebiliyorum ama soru-cevap yaptığında tarımda iyisiniz. Bakın tarımda hangi tarım ürünler? Size söylüyorum. Hangi tarım ürünlerinden soru sorabilir? Nereye yazmıştım onu? He, şuraya yaz. Arkadaşlar, şöyle çeviriyorum. Hangi tarım ürünleri? Bak. ÖSYM genelde şunları soruyor. Zeytin, fındık, buğday, arpa, arpa da geç. Yani tahıllar grubu. Pirinç, turunçgil, çay, incir, şeker pancarı, pamuk, tütün. Buraya mısır yazmamış mıyım? Bir de mısır. ÖSYM genelde şu tarım ürünleri. Yani sınava girmeden şunlara bir kez daha bak. Tamam mı? Genelde bunları soruyor. Sınava girmeden bir kez daha bunların yetiştiği yerlere, yetişme koşullarına bak. Hayvancılığın sorunları. Hayvancılıkla ilgili e, neyi bileceksin? Hayvancılıkla ilgili büyükbaş hayvancılığın sorunu neydi? Hayvan soylarının ıslah edilemeyişi. <laughs> büyükbaş hayvancılığın sorunu neydi? Hayvan soylarının ıslah edilemeyişi. Balıkçılığın sorunu neydi? Açık deniz balıkçılığının yapılmayışı. Burada şöyle bir şaşırtmaya gidebilir. Hangi bir şaşırtmaya? Der ki Türkiye'de mera hayvancılığını geliştirmek lazım. Çünkü doğal ot yiyor ya, hayır, Türkiye'de besi ve ağır hayvancılığını geliştirmek lazım. Çünkü et ve süt verimi daha fazla. Öğrenci diyor ki, hocam ama doğal ot yiyor, eti daha lezzetli, daha güzel. Ya böyle sevme hangisi daha lezzetli diye mi soracak sana? Hangisinin kül bastısı hangisinin kuşbaşı daha güzel, bunu mu soracak? Özseme hangisine verim fazla diye soracak. O da Ahır'daki hayvan ve Marmara'da. Türkiye'de sığır sayısı en fazla nerede? Türkiye'de sığır sayısı en fazla Konya'da. Keçi sayısı Mersin'de. Son veriler, güncel veriler vereceğim dedim ya. Koyun sayısı Van. İpek böceği e, Diyarbakır. Tiftik keçisi Ankara, Siirt ve Mardin. Bunları da bir kenara yaz. Doğal balıkçılıkta Karadeniz, kültür balıkçılığında Muğla. Bak kültür balıkçılığında Ege birinci. Şu dalyanlarda balık besliyorlar ya balık çiftlikleri. Bunu bileceksin diyorum. Ve şunu da bilmeniz. Türkiye'de en, çok sayısı en çok olan hayvan da koyun. Geçen sene soruldu. Neden? Çünkü e, steple besleniyorlar. Türkiye'de step bitki örtüsü çok yaygın. ÖSYM hangi madenleri sorar? Yaz bir kenara ya da ekran görüntüsü al. Bor, demir, bakır, krom, boksit, wolfram, manganez, fosfat, perlit, barit, civa. ÖSYM genelde bunları sorar. Ben baritten ve fosfattan soru ihtimali görüyorum. İçinden bir ses böyle diyor. Barit ve fosfat. Barit petrol sondajlarında kullanılır. Alanya ve Muş. Fosfat gübre yapımında kullanılır. Türkiye'ye yetmez. Mardin, Mazıdağ, Bitlis, Bingöl. Bunun da hafıza tekniğini paylaşırım. Perlit'i sordu. Boksit'i sordu. Krom, bakır, demir, bor. Bunlar zaten şaşmaz. Bu metalik madenleri sormayı çok seviyor zaten. Bunların haricinde fosfat ve barite ve de civaya da önce evet civa da sorulabilir. Civayı ciki diye kodlayın. Ciki. Yani Ciki derken ne demek istiyorum? Ciki. Civan'ın C'si Konya ve İzmir. Ee, bunların Wolfram'ı iki defa sordu üst üste. Herhalde bu sene sormaz. O kadar da yapmaz diye umut ediyorum. Doğalgaz, petrol, linyit, rüzgar, jeotermal. Bakın jeotermalle ilgili ben çıkmış soru çözümü yaptım. EYİT Akademi'de. Kaç tane soru sordu? Bunu yine sorar. Türkiye'de jeotermalle çalışan santraller Mardin e, Mardin diyorum. Denizli, Kızıldere, Aydın, Germencik ve yine Denizli, Sarayköy. Türkiye'de jeotermal potansiyel en fazla Ege'de. Jeotermal potansiyelin fazla olma nedeni Türkiye'nin genç bir ülke olması, kırık hatlarının fazla olması. Havayı kirletmez, su sıcaklığı değişmez, su miktarı bazen artar bazen azalır. Bunların hepsi de soru potansiyeli var. Jeotermali bil. Doğalgazla çalışan termik santraller. o, onu bilmen zaten Allah'ın emri. Baş harflerinden ne yapmıştık? OHB yapmıştık. Doğalgazda çalışan termik santraller. OHB. Ova Akça, Hamitabat, Ambarlı, Ali Ağa, Bandırma, şu da Joker'di. Yine doğalgazın çıkarıldığı yerler. Tekirdağ, Hayrabolu, Kırklareli, Hamitabat, Kırkkale ile karıştırma sakın. Mardin, Çamurlu, Düzce, Akçakoca. Bunları bileceksin. Petrol rafinerilerini sorar. Linyit de çalışan termik santrallerin hepsini bileceksin. Bir kez de gözün içine bakayım. Linyitle çalışan termik santralleri bilmiyorsan yayından sonra ezberle. Muğla Yatağanı, Muğla Kemerköyü, Bursa Orhaneli, Çanakkale Çanı, Ankara Nallıhanı, diğer adıyla Çayırhan, Afşin, Elbistan, Kahramanmaraş, Sivas, Kangalı, Bileceksin, Kütahya, Tavşanı, Tunç Bilek, Seyit Ömer'i, Manisa, Soma'yı bileceksin dostum bak. Subaneke gibi okuyorum ben bunu. Niye? Yıllardır söylediğim ve yıllardır kaç tane soru tipi var? Ben bu da şimdi çıkmış soru çözümü yapamıyorum. Aslında onunla niyetlerim çıkmış. Soruları da göstereyim. Aha bak bunu sormuş diyesim vardı. Ama ÖSYM büyük bir sıkıntı çıkarıyor. O yüzden o riske giremiyorum ama söylüyorum. işte bunları bileceksiniz. Geçtim. Ee, az bir alanımız kaldı. Şaka maka 1 saat 10 dakikadır canlı yayın yapıyoruz. E sizlere de tebrik ediyorum. Vallahi bordo bereli oldunuz ya. Yani bu bu kadar hızlı, bu kadar senkronize, bu kadar ekran başında bunları dinlemek hiç kolay değil. Sizler artık geleceğiniz adına bu inisiyatif aldınız ve gözünüzü karartmışsınız. Bu hoşuma gidiyor yani. Kesinlikle bu son günler hiçbir şeyden feragat etmiyor. Hiçbir şey sizi yıldırmadı. Bakın yayından bile düşmüyorsunuz. 17-18 bin insan şu an yayında bir saatten fazla dinliyor. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi boru hatları. Ya boru hattını adam sorma. Tarih tahrik oluyor boruyu görünce. Petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı. Kesinlikle sorulur. Petrol boru hattları neydi? Bakü, Tiflis, Ceyhan. Başka? Ee, BTC diye, bunun diğer adı BTC. Başka? Kerkük, Yumurtalık. Başka? Batman 4 yolu. Başka? Yumurtalık, Kırıkkale. Bunları bileceksin. Hangisi petrol boru hattlarından biri değildir? Anti parantez. Türkiye petrol boru hattlarıyla değil, gemilerle gelir. Geçen farklı bir de seminerde salona soruyorum. Yüzde seksen boratlı zannediyor. Gemilerle gelir. O petrol rafinerileri boşuna mı kıyıya yapıldı? Mersin, Ataş'a, İzmir, Aliağa İzmit, İpraş'a, Tüpraş'a. Boratlarıyla da gelir fazla gelmez. Tamam mı? Doğalgazı bileceksin dostum. Rusya, Türk akımı ve mavi akım. Hatta Türk akımına ortak. Azerbaycan tanapı bileceksin. Eee Baku, Tiflis, Erzurum bunu birçok kişi bilmiyor ve İran, Erzurum, doğal gaz borat İran'dan gelir ha. Erzuruma ve Batı attı yine Rusya'dan gelir ve Tap, Tanap'ın entegrasyonudur. Tap Trans Adriyatik Boru attı. Türkiye, Yunanistan, İtalya bunları bil. Geçtim. Sıvılaştırılmış doğal gaz alırız fakat bunu soracağını zannetmiyorum. Sanayinin dağılışını etkileyen faktörlerden de şunu sorar. Bak şuraya yazmışım hangi sanayileri sorar. Otomotiv, şeker, çimento, tekstil, cam, kağıt ağırlıkta bu son zamanlarda otomotiv. Özellikle tok bir hükümet projesidir. Nerede Bursa gemide tok yerli milli araba diyoruz ya. Otomotiv sanayisi neden Marmara'da? Eskiden nerede diye soruyordu. Şimdi neden orada diye soruyor. E, temel nedeni ulaşım ve pazarlama koşulları. Yani otomotiv ürettiğin zaman en çok insan neredeyse oraya satmak istersin. O yüzden en çok insan olduğu Marmara bölgesine yapıyorlar. Bir de şunun soru potansiyeli var. Hangi sanayi dalları yaygındır? Türkiye'de şeker sanayi yaygın, çimento yaygın, unlu mamuller yaygın. Bak çimento, şeker. Şunu sordu. Nerede şeker yoktur? Doğu Karadeniz'de ve Güneydoğu'da. Bunları anlatırken hep ÖSYM soruları gözümün önüne geliyor. Şu anda sizlere anlatırken. Artvin hatta seçenekleri de Artvin vardı. Şimdi Karadeniz'de şeker fabrikası yoktur mu dedim ben. Öğrenci diyor ki hocam ama siz yok dediniz. Yayını başal bir daha dinle diyorum. Doğu Karadeniz'de yok diyorum. Batı ve Orta Karadeniz'de şeker fabrikası var. Güneydoğu'da şeker fabrikası yok. Şimdi ben sana 35 tane şeker fabrikasını ezberletsem iyi bir öğretmenlik yapmış olur muyum? Öğretmenlik yapmış olurum ama iyi bir öğretmen olmam ben. Neden? Çünkü öğretmen aynı zamanda öğrencisiyle empatik olabilir. bu adam nasıl ezberlesin? Yazık günah değil mi? 35 tane şeker da niye mahkum ediyorsun bunu? O yüzden pratiği ver. Doğu Karadeniz'de yok. Güneydoğu'da yok. Geri kalan bölgelerde var. İl olarak da sormaz. Sorarsa olmayan bölgeden bir yeri sorar. Tamam mı? Geçtim. Çimento her yerde var. Tekstil, ham maddeye yakınlık önemli değil. Şeker pancarı, ham maddeye yakınlık önemli. Konserve önemli. Kağıt önemli. Bak çok önemli ham maddeye yakınlık. E, Türkiye'deki kağıt ve cam fabrikalarının yerini bilin. İşte cam nerede? Mersin'de, Sinop'ta, Kırklareli'nde, Bursa'da. E, buralarda cam sanayi. Türkiye'nin büyük kağıt fabrikasının da Aydın'da olduğunu bildim. Böyle çok terledim kusura bakmayın. Geçiyorum. E, burada mesela şunu biliyorsunuz. Niye Zonguldak'ta demir çelik kurulmuş? Enerji kaynağına yakınlık. Niye Antalya'da ferrokrom var? Ulaşım. Niye İskenderun'da demir çelik var? Ulaşım. Niye Samsun'da bakır var? Ulaşım. Başka bir neden değil yani. Ama niye Elazığ'da ferrokrom var? Elazığ ham madde. Bakır yine Elazığ'da. Kurşun Çinko yine Elazığ'da. Bunlar ham maddeden dolayı Elazığ'da kurulmuştur diyorum. Elazığ Keban Barajı yine önemli. Elazığ'dan sonra bekliyoruz ya başka ne sorabilir diye şöyle zihnimi yokladığımda Doğu Anadolu hattı üzerinde olduğunu da ekleyeyim. Ve geldim enerji verilerine. Arkadaşlar son TÜİK verilerinde enerji verisi şudur. En çok kullanılan Türkiye'deki şu üretilen elektriğin büyük bir kısmı kömürden sağlanır. Kömürü yakıp enerjiye dönüştürüyorlar. O yüzden buna biz termik santral diyoruz. Term termometre, termos yani ne demek? Sıcaklık demek. İzoterm. Hepsi sıcaklık kökünden geliyor. O zaman termik santraller e, kömürle, petrolle, doğalgazla çalışır ve bunlar içerisinde en büyük paya kömür sahiptir. Kömürün içerisinde linyit de girer, taş kömürü de girer, yerli kömür de girer, ithal kömür de girer. Türkiye taş kömürünü ithal eder. Doğalgazı ithal eder, petrol ithal eder. Bunlar içerisinden en çok doğalgazı ithal eder. Yani yetme düzeyi en az olan doğalgazdır. Tamam mı? Ve geçtim. Doğalgaz en son Karadeniz'de Düzce Akçakoca açıklarında bulundu. Nerede bulundu diye sorulabilir. Hani bu da hükümet projesi. Onu da bilin derim. Ama henüz daha şeye kullanmaya başlamadı konu. Bir de elektrikle ilgili şöyle bir soru olabilir. Üretilen elektriğin büyük bir kısmı nerede kullanılıyor? Konutlarda mı? Sokak aydınlatmalarında mı? Resmi kurumlarda mı? Yoksa sanayi tesislerinde mi? Buna cevabınız sanayi tesislerinde olacak. %50'den fazlası sanayide kullanılır. Bir fabrika bir şehir kadar elektrik tüketir unutmayın. E, hatta Oyma Pınar Barajı sırf şehirdeki o e, boksit fabrikası için yapılmıştır. Sanayi demişken şunu da ekleyeyim. Geçen çıkmış soru çözümü yaparken yine EYT Akademi'de dikkatimi çekti. Sizlere söyleyeyim diyordum. Arkadaşlar sorarsa ÖSYM e, günümüzde mi sanayileşme hızı fazla, cumhuriyette mi fazlaydı? Günümüzde mi sanayileşme hızımız fazla, cumhuriyet döneminde mi? Cumhuriyet dönemi diyeceksiniz. Neden? Hiçbir şey yok. Bir tane fabrika var. İkinci yapınca yüzde yüz artış oluyor. Üçüncü yapınca işte yüzde yetmiş beş, yüzde elli. Ama şu anda binlerce fabrika var. Yaptıkça yüzdelik oran yani artış, sanayileşme hızı şu, cumhuriyetle yarışamaz. Cumhuriyet hiç yoktu çünkü. Sanayileşme hızı Or orada fazla. Günümüzde ne fazla? Günümüzde sanayileşme düzeyi fazla. Bu ikisini karıştırmayın. Yaz. Cumhuriyet döneminde sanayileşme hızı, günümüzde ise sanayileşme düzeyi fazla. Geldiğimiz bir düzey var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve e, geçtim artık sonlara geldim. Enerji verilerini söyledim. İhracat ve ithalat verileri. Arkadaşlar, ihracat ve ithalatta da ilk beşi bilin derim. En çok sattığımız 5, en çok aldığımız 5. En çok sattığımız otomotiv. İlk 5'te başka ne var? Demir-çelik ürünleri var. Makine ve kazan var. Başka enteresandır elektrik elektronik de girdi. 2023'te en çok sattığımız şeylere elektrik elektronik girdi. Yani beyaz eşya satıyoruz ya. Hani Beko bir dünya markasıdır falan diyor ya doğru bir reklam. Gerçekten beyaz eşyada dünyada ilk beşe giriyoruz. Vestel yine yani en büyük National Geography'in kapağına konu olmuştu. Büyük fabrikalar, büyük bir fabrikası var. Vestel Manisa, Manisa'da da Vestel Manisa Spor'unda sponsoru. Başka ilk beşte tekstil de var. Aldığımız beş sattığımız beşe benziyor. Ne alıyoruz? İlk sırada mineral yağlar. Yani enerji, doğalgaz petrol. Ondan sonra sonra da 1 bil. Ondan sonrası ilk 5. Yine demir yine makine kazan, yine otomotiv, yine elektronik. Yani ilk 5 gerçekten benziyor. Sadece aldığımız ilk 5'te tekstil yok. Tekstilde bir dünya markasıyız ama tekstilde de pamuk alıyoruz. Onu da söyleyeyim yani pamuk satan bir ülke değiliz. Pamuk bize yetmiyor satın alıyoruz. Peki ihracat daha çok deniz yoluyla sağlanıyor. Türkiye yıllardır dış ticaret açığı veriyor. Sadece iki defa dış ticaret fazlası verdik. Yani sadece iki defa kar ettik. Hangi dönemler? 1930-1940. Dış ticaret fazlası verdiğimiz iki dönem. En çok dış ticaret açığı verdiğimiz ülke Rusya. Son veriler. Neden? Doğalgaz alıyoruz. Ne satıyoruz? Domates. Domates doğalgazı karşılamıyor. Başka en çok kar ettiğimiz, dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke hangisi? Irak. Irak. Ee, o da yapılaşmasını büyük oranda Türkiye sağladığı için. Başka burada neyi bilmek gerekir dış ticarette? Dış ticaret hacmimizin en fazla olduğu ülke Almanya'dır. Almanya aynı zamanda en çok ihracat yaptığımız ülkedir arkadaşlar. Komşularımız içerisinde en çok zarar ettiğimiz ülkede İran'dır. Bak bütün ülkelerde Rusya... Ama komşularımızdan en çok biz Rusya ile komşu değiliz. Sınırımız yok biliyorsunuz. Komşularımızdan İran'dan zarar ediyoruz. Çünkü doğalgaz alıyoruz. Ticaretle ilgili ya başka ne sorabilir diye düşünüyorum. Transit ticareti sorabilir. İran'da transit ticareti Trabzon-Zigana tüneli kullanılır. Bu arada e, Zigana tüneli demişken hükümet projesidir. En uzun tünel de Zigana tüneli olmuştur. Ovid değildir artık. Zigana tüneli ya yani Trabzon-Rize sürekli bir yarış halinde biliyorsunuz. Anlaşamıyorlar. Trabzon Rize'yi geçmiştir yani. Zigana Tüneli'ni biraz da uzatmışlar. Birkaç metre daha. Onun amaçlarından biri İran'la transit ticareti geliştirmek. Yine denize yapılan ilk havalimanı e, Ordu Giresun'un ikincisi yapıldı. Rize Artvin'e yapıldı biliyorsunuz. E, i̇lk bölgesel havalimanımız ise hangisiydi? İlk bölgesel havalimanımız ise e, Zafer Havalimanı'ydı. Afyon, Kütahya, Uşak arasında. Hızlı tren güzergahları soru olarak gelir. Hatta açayım buradan hemen. Hızlı tren güzergahlarını göstereyim size. Petrol, bak boratları yine bu görselde var. Doğalgaz boratları, nükleer santralin olduğu yerler. Türkiye'de sanayi ve Türkiye'nin ihracat ithalat rakamları bakın. Birinci sıra Rusya. İthalatımız 361 milyar dolar. İthalatımız 255 milyar dolar. Yani zarar ettiğimizin göstergesi dış tere açığı veriyoruz. Geçtim. En çok sattığımız ürünler. Mesela bak. Kağıt alırız, mobilya satarız, çimento satarız, cam satarız, tıbbi cihaz alırız. Ne alıp ne sattığımızı bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şu demir yolunun olup olmadığı yerleri bileceksin. Bak köşelerde yok işte dostum. Pratize et. Bu köşede yok. Şu köşede Muğla'da yok. Artvin Doğu Karadeniz'de hiçbir yerde demir yolu yok. Sinop'ta yok. Karadeniz'de sadece Samsun'da ve Zonguldak'ta var. Akdeniz'de Antalya'da yok. Yani ben sana çıkan sorulara göre anlatıyorum. Tek tek ilil il anlatmıyorum. Buralar sorulur diyorum sana. E Çanakkale'de olmadığını görüyorsun. Bak Bursa'da da yok ha. Doğu'nun birçok şehrinde var. Şaşılası, Elazığ, Bingöl, Muş. Bak Muş'ta var ya. Bitlis'te var. E, Bitlis Tatvan Van Van Gölü'nden geçiyor. Siirt, Kurtalan, bak ne kadar gelmiş. Mardin. Bak Erzincan, Erzurum, Kars. Niye doğunun birçok şehrinde demiryolu var? Maden bakımından zengin. Peki demiryolu en çok kimin döneminde döşendi diye sorsam hangi hükümet döneminde döşendi? Demir en çok Atatürk döneminde döşendi. Cumhuriyetten önce yani 13 bin kilometre demir var 10.000 bin kilometresi Cumhuriyetten önce döşendi. Bak bu da ulaşım politikası olarak sorulur. Cumhuriyetten 1950'ye kadar demir yatırım yapılmıştır. 1950'den sonra ise karayolu ve hava yoluna yatırım yapılmıştır. 1950'ye kadar demir yolu. Hatta Atatürk döneminde demir Türkiye'nin doğusuna kaydırılmış. Osmanlı'da batıya yapılmış. İlk demir İzmir-Aydın arası hatta. Atatürk döneminde ise doğuya kaydırmış demir yollarını. Hızlı tren güzergahları. Bakın bunun daha fazla tekniğini YouTube'da yayınlamıştım. Hangi iller? Geçen sene Sivas'ı sordular. Adam buradan son 5 yılda 3 soru sordu. Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara. Bu hat yeni açıldı. Konya, Karaman. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul. Buralarda hızlı tren var. Bir de güzergahlar yani yol yapım çalışması devam edenler. Kayseri'yi bileceksin. Afyon Uşak, İzmir'i bileceksin. Ve Bursa'yı bileceksin. Bunlar da yol yapım çalışması, inşaatın devam ettiği yerler. Hocam inşaatı da sorar mı? Sordu işte. EKPSS'ye sordu hem de. En sorulmayacak, en en kolay soruların sorulması gerekenlere en zor soruyu sordu hatta. Antiparantez. Do Ekspresini sordu geçen sene. Ola ki bu sene Kurtalan Ekspresini sorabilir. Ya da Van Gölü Ekspresini, ya da Mezopotamya Ekspresini sorabilir. Mezopotamya Ekspresi Ankara'dan başlar. Kayseri, Elazığ, Malatya, Diyarbakır. Diyarbakır'da son bulur. Mezopotamya Ekspresi turistik ekspresidir. Unutmayın. Tıpkı Doğu Ekspresi gibi bu da bir turizm canlandırsın diye e, Mezopotamya Ekspresi yapıldı. Bir de Kara Elmas Ekspresi. Ankara'dan Zonguldak. Kara Elmas zaten Kara Elmas Üniversitesi'nden hatırlarsınız. Anlaşıldı mı olay? Kurtaran Ekspresi Siirt'in Kurtaran ilçesine kadar geliyor. Barış Manço'nun orkestrasının ismiydi. Allah rahmet eylesin Barış Manço da anmış olalım. Bakın Toros Ekspresi Adana, Pozantı, Ulukışla, Konya yani Adana ile Konya arasında Toros. E, Göller Ekspresi var. Göller Ekspresi Isparta, Burdur, Denizli, Aydın, İzmir. Hocam ya bu kadar sorar mı? Ya arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Hazır mısınız görün? Adam bunu sordu ya. Coğrafya tarihinde gelmiş en zor soru. ÖSYM tarihindeki en zor soru. Ya bu adam kamyon şoförü mü? Bu adam kulak burun boğaz uzmanı mı? Bu adam otobüs şoförü mü? Bu adam KPS hazırlanan bir biçare. Nereden bilecek Türkiye'nin ücretli otobanlarının Şanlıurfa'ya kadar uzandığını? Bak Edirne'den başlayıp İstanbul, İzmit, Sakarya, Bolu, Gerede, Ankara, Kırşehir, Niğde, Adana, Mersin ve Antep'e kadar uzanıyor. Adam bunu sordu. Seçeneklerde ne vardı? Ankara, Sivas, ücretli otoyol, otoban. Anlatabildim mi? Bunu soran zihniyet şunu sormaz mı diyorum o zaman? Göller Ekspresi'ni de sorabilir. O açıdan sınava kalmış birkaç günde hocam ekstra ne bileyim. Bu ekstrayı bil mesela. Bu ekstrayı bil başka, tabii ki şu ekstra değil. Bu zaten bilmen gerekiyor. Bu Allah'ın emri. Sınav hazırlığını herkes bilecek. Nerede hangi geçit var? Isparta'yı Burdur'u Antalya'ya bağlayan Çubuk ve Çeltikçi. Mersin, Sertavul. Bak Karaman'a bağlıyor. Nereye bağladığını da bileceksin. Adana, neydi arasında Gülek. E, bir özelliği var. Hem demir yolu, hem karayolu. Belen, Doğu Batı yönünde. Bayburt, Erzurum arasında Kop, Trabzon, Gümüşhane Gümüşhan arasında Zigana, Artvin'de Can Kurtaran, Samsun'da kavak, bak Samsun bir çoğunuz duymamıştır. Samsun'da ama siyasında kavak geçidi. Kastamonu ile e, İnebolu arasında hangisi Ecevit? Ben derste soruyorum. Diyorum ki Ecevit geçidi hangi hükümet döneminde yapılmıştır? AK Parti mi, Süleyman Demirel mi, Turgut Özal mı yoksa Bülent Ecevit mi diye geçen bir ildeki seminerde de sordum. Atıyor millet AK Parti diyor işte Ecevit diyor Demirel diyor. Ondan sonra bir daha göstereyim. Bak bakalım bunlar hükümet mi yapmış yoksa bunlar doğal geçit mi? Adı üstünde doğal geçit hangi hükümet yaptı diye soru olur mu? Bunlar kendiliğinden oluşmuş zaten. Ben sana tünel sormuyorum ki. Bunu karıştırmayacaksın. Bunları masum atalar olarak görmüyorum. Kusura bakmayın. Bir bordo bereli teyakkuz halinde olacak. Bunları karıştırmayacak. Dolayısıyla doğal geçitleri de bileceksin. Son olarak turizm. Ben de çok şey anlattık. Bir buçuk saat coğrafyayı. Sona geldik. Turizmde de UNESCO. Bak ben şuna şaşıyorum. Ya ben bunu Eylül ayında çektiğim e, videolarda anlattım. Türkiye'de UNESCO'nun en son koruma altına aldığı eserler. Adam bana hala ani harabeleri diyor. Böyle bir tanenin tersine aniye kadar gönderme Ne anisi ya? Ani, kaç yıldır ani? En son ahşap destekli camiler. Bunu sen nasıl bilmezsin ya? Videodan da da ve kaç aydır bunu ÖSYM e, e, bunu UNESCO duyurmuş. Ani diyor bana. Hadi Ankara Gordion diyeni anlarım. O yüzden bunun hiç şeyi olmaz arkadaşlar. E, bu arada yine bir detay verip bak. RoRo. -ro. Yine bu adamlardan çekiniyorum. Gene de zor soruları ulaşımdan soruyor ya. En önemli RoRo -ro hatları hangisidir? RoRo -ro derken ney? Roll of rock diye geçiyor kısaltması yani tekerlekli araçların gemiyle taşınması olayı. Yani kamyonu arabayı bindiriyorsun gemiye taşıyorsun denizin buna roro deniyor. En önemli roro hatları Haydarpaşa Trieste. Trieste şeyi de bakın şurada İtalya'da. Yine Mersin Trieste. Trieste'yi bil. Trabzon Soçi. Soçi nerede? Karadeniz'in diğer tarafında. Ukrayna. Samsun Novorisk. Bandırma İstanbul. Yine Yalova İstanbul, Bursa İstanbul. Roro hatları Türkiye'nin en önemli Roro hatları. En işlek. Ve yine şuradaki limanlardan hangisinde demir yolu olduğunu bileceksin. İskenderun'da, Mersin'de, Adana'da demir yolu var. Antalya'da yok. E, Samsun'da ve Zonguldak'ta demir yolu var Karadeniz'de. E, İstanbul'da ve Bandırma'da var. Demir yolu olan yerler ha. Bak Bursa'da yok İstanbul, Kocaeli, Bandırma. Her kıyıda İzmir'de zaten var demir yolu. Marmaris'te, Fethiye'de, Bodrum'da aramayacaksın. Kuşadası'nı aramayacaksın tabii ki demir yolunu. Aydın'da var ama Kuşadası'nda yok. Demir yolu bağlantısı olan limanlar, Ereğli mesela. Bunlar önemli. Bağlantı sorulur. Ve e, geldim turizmle ilgili. Arkadaşlar UNESCO'nun... Aha şunu bileceksin. En son neresiymiş? Hangisi UNESCO tarafından koruma altına alınan ahşap desenli camilerden biri değildir diye sorar. Ne güzel. 4 tane var. Beşinciyi şey olarak beş tane var. Birini alır burada. Başka bir şeyi sorar. Eskişehir Sivrisar Ulu Cami. Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami. Görenler de vardır içinizde. Kastamonu Kasabaköy Mahmut Bey Cami. Ankara Ahi Şerafettin Arslanhane Cami. Afyon Karahisar Ulu Cami. Bunlar UNESCO'nun en son koruma altına aldığı eserler. Tabii ki UNESCO'nun koruduğu diğerlerini de bileceksin. Yani bir geçen sene neyi sordu? En çok hangisindedir? İzmir'dedir. UNESCO'nun en çok orada eseri. İki tane UNESCO eseri var. İzmir'de e, ne var? Bergama ve Efes var. Çanakkale'de Truva var. Bursa'da Cumalı Kızık var. İstanbul'un tarihi mekanları var. E yine Marmara'da Selimiye Camii var. E, geçtim. Konya'da Çatal Höyük var. Aydın'da Afrodisiyas, Denizli'de Hiyarapolis, Malatya'da Aslantepe. Höyüğü var. E, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe, diğer adıyla 12 Tepe, Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri var, Kars'ta Ani Harabeleri var, Ankara'da Gordiyon var, Sivas'ta Divriği Ulu Camii var, Karadeniz'de e, Safranbolu evleri var. Geçen biri diyor ki hocam Trabzon Sümele Manastırı da değil mi? Hayır. Olsa duyuracağız zaten. Sümele UNESCO'nun koruduğu bir eser değil. Sadece listeye girmiş. Henüz daha açıklanmış değil. İnceliyorlar. Korumaya değer mi değmez mi? diyorum. Burada iki tane şey önemli. Hangisi karma özelliğinden dolayı korunuyor? Türkiye'de UNESCO'nun koruduğu eserler içerisinde sadece ikisi karma özelliğinden dolayı UNESCO tarafından korunuyor. Biri Denizli'deki Hierapolis, Pamukkale, diğeri Nevşehir'deki Kapadokya. Karma özelliği hem tarih hem coğrafya karma özelliğinden dolayı korunuyor. Kış turizm merkezlerini kesinlikle bil. Adam bunu soruyor. Isparta Davrası, Antalya Beydağları'nı, Kayseri Erciyesi. O yüzden bunu da buraya aldım. Ee, i̇nanç turizm merkezleri yine önemli. İnanç turizmde burada olmayan e, Hatay'daki Saint Pierre Kilisesini alabilirsiniz, Mardin Zafaran Kilisesi, İzmir, İstanbul, Trabzon Sümele Manastırı, e, buralar önemli ve arkadaşlar şu koridorlardan soru bekliyorum. Birkaç yıl önce sordu yine sorabilir. Bak zeytin koridoru Çanakkale ile Bursa arasında. Bunlar alternatif turizm koridoru. ha. Size sorulursa Türkiye'de en çok hangisi gelişmiş? Kıyı turizmi. Bundan dolayı zaten şunları alternatif olarak hükümet çıkardı. Buralar da gelişsin diye. İpek yolu Ankara ile Sakarya arasında. Ada pazarı. Batı Karadeniz kıyı koridoru. Sinop ile İstanbul arasında kıyı şeridini gezdiriyor. Trakya e Kültür Koridoru. Önemli bak burada Selimiye Cabi, Kırkpınar, Yağlı Güneşleri falan, romanlar. İnanç Koridoru. Mersin'de Martin arası. Dikkatini çekerim. Bak Konya yok İnanç Koridoru'nda. İhtiyacı yok çünkü Konya'nın zaten gelişmiş. Kış koridoruna Bursa Uludağ'ı almayacaksın. Nereye alıyorsun? Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan. Ve yayla koridoru nerede? Tabii ki yayla koridoru da. Doğu, Karadeniz'de ve bölgesel kalkınma projeleri. Artık ÖSYM artık son şeye geldik. Buradan atıp bitiriyorum. Şekilsel bölge ve işlevsel bölge diye bölge kavramı değişti. Şekilsel, doğal şekilsel ve beşeri şekilsel diye ayrılıyor. Eee... Doğal şekilsel ne oluyor? Dağlık bölge, düzlük bölge. Karadeniz iklim bölgesi, Akdeniz iklim bölgesi. Yani doğal özelliğine göre ayırıyor. Beşeri şekilsel bölge de şu oluyor. İşte nüfus yoğunluğu fazla olan, az olan. Sanayi bölgesi, turizm bölgesi, ticaret bölgesi. Yani beşeri özelliklerinden dolayı ayırıyor. Anlatabildim mi? Mesela şöyle. Hangisi beşeri özelliklerinden dolayı benzer bölgelerdir? Turizm. Antalya ile Muğla benzer ama Antalya ile efendim, Nevşehir Benzemez ya daha doğrusu Antalya ile Rize benzemez. Beşeri şekilsel olarak aynı gruba giremez bunlar. Turizm yönüyle söylüyorum. İklim yönüyle de giremez. İklim de doğal şekilsel oluyor. İşlevsel bölge, işlevsel yönetim, işlevsel hizmet, işlevsel istatistik. Ya bunu bilme, bunu bu kadar detayınmene gerek yok ama işlevsel plan proje bölgelerini bil. Bu işlevsel plan proje bölgelerinde de şu haritayı bil. Hangi il hangi projeye giriyor? kop Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat. Batı Karadeniz ZBK, Zonguldak, Bartın, Karabük. YHGP, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Samsun, Çorum, Amasya, Tokat. Dokap bak şu şunlar Samsun, Amasya, Tokat, Çorum hem Yeşilırmak Havzasına girer hem Doğu Karadeniz projesine girer. Doğu Anadolu en büyüğü bu. Sivas'ı da içine almış DAP projesi. GAP Güneydoğu'daki illeri kapsıyor. Bunların da bir cümleyle ipuçlarını vereyim. Sulama diyorsa kop, sulama ve enerji diyorsa gap, hayvancılık diyorsa dap, yaylacılık diyorsa dokap, içinde planlı kentleşme, sel ve taşkınlarla mücadele gibi kelimeler geçiyorsa yeşil ırmağ avzası, içinde limancılık, madencilik geçiyorsa limanların modernizasyonu geçiyorsa buna da ZBK projesi diyeceksiniz. Arkadaşlar vallahi benim diyeceklerim bu kadardır. Bakıyorum. Evet bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, sizden şunu istiyorum. Yayını kaydedeceğim. Hatta yayını kaydetmekle kalmayıp YouTube'a da kaydedeceğim. Herkesten beğeni ve paylaşım bekliyorum. Ee, buradaki etkileşim yüksek olsun. Daha çok kişiye ulaşsın. Sizin teşekkürünüz de böyle olsun. Umarım kayda değer bir yayın olmuştur. Sorularınıza yani cevap veremiyorum çünkü yayın zaten bir buçuk saat oldu. Bir saat kırk dakika oldu ama yorumlara yazabilirsiniz. Ee, YouTube'a da kaydedeceğim. YouTube'a niye kaydedeceğim? Çünkü hızlandırma seçeneği olsun diye kaydedeceğim. Artık zamanla yarışıyoruz ya her şey size endeksli olmalı. ala nasip ederse yarına da bunun pdf'ini de paylaşacağım. Hem canlı yayını dinlersin hem önündeki pdf'e bakarsın. Son bir gönül rahatlığıyla sınava girersin diye düşünüyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Annem babam beni bekliyor. Bunlar yaşlı insanlar, yatacaklar. Gelmişiz buraya bir haftalığına bir gün seminere gidiyoruz, bir gün canlı yayına gidiyoruz. Gün içerisinde başka buluşmalarımız oluyor. Onların da gönlünü hoş edeyim, onların da duasını alayım. Siz de onlara dua edin. Allah sağlık afiyet versin. Herkesin annesine, babasına ağız tadı versin. Bize de dua edin, işlerimiz yolunda gitsin. Onların aslına Bu kadar yol gidiyoruz. Kazasız, belasız görev yerlerimize gidelim. Benim sizler için temennim şu. İnşallah emeğinizin karşılığını alırsınız. Emeğinizin karşılığını er ya da geç alacağınıza ben inanıyorum. Siz sadece hemen görmek istiyorsunuz. Bazen hayat öyle sunmuyor. Bazen taksit taksit, bazen bekletiyor, bekletiyor böyle. Patlamış mısır hani mısırı korsun tavaya böyle bekler, birden patlar ya. Bazen de öyle veriyor. O yüzden sizin ders dinlemek kadar motivasyona ihtiyacınız olduğunu, bir enerji ihtiyacı duyduğunuzu biliyorum. Elimden geldiğince, karınca kararınca bunu yapmaya çalışıyorum. Nereden? Kanaldan yapmaya çalışıyorum. O yüzden şuna e, inan. Bugünkü anlattığım şeylerin %85 ve üstünü biliyorsan sen sınavda ya full çıkaracaksın ya da bir yanlış yapacaksın. Çok ÖSYM'e böyle spesifik bir soru sormazsa emin ol bu konuda rahat ol. Ama %80'in altında kalıyorsan hangi konuda kaldıysan ben 1,5 saatte 1 saat 40 dakikada bunlara da yine bildim. O konuya yönelik hemen bir e, telafiye gidiyorsun. Tamam mı? Yorumlara da yazmanızı istiyorum. Bazıları nazar değmesin diye yazmıyor. Anlayışla karşılıyorum. Ama şimdiden Allah nazarlardan saklasın diyorum. Yüzde kaç düzeyindesiniz? Yüzde kaç biliyorsunuz? E, kendinizi bir değerlendirmiş olun. Yayını kaydedeceğim. Hem Instagram'a hem YouTube'a kaydedeceğim o konuda rahat olun arkadaşlar. Sizin soracağınız başka bir şey. Bugün de rekor bir katılım oldu. Ben de sizlere teşekkür ederim. Bu da bizim gerçekten motivasyonumuzu da etkiliyor. Yani yaptığımız işe değiyor. acıdığımız emeğe değiyor. Aslında bunların hepsini YouTube'da anlattık ama son bir kez, son bir kez diye diye hani sizi sınav gününe kadar direncinizi iyi tutmamız gerekiyordu. Katılımınız da gayet güzeldi. İnşallah bu irade gücünü sınavda da göstereceksiniz. Sınav gününe kadar benim yine bazı paylaşımlarım olur. Bazı yönlendirmelerim olur. Gerek kanaldan olur. Kanalımız var ya Instagram kanalı. Gerekse de ana sayfada olur. Onları yine takip edin. Ne zamana kadar çalışalım? Arkadaşlar cuma akşamına kadar çalışabilirsiniz. Ama çalışma periyodunuzu düşürün. Günde 9-10 saat çalışmayın. Artık beyni biraz dinlendirin. Sınava yorgun bir zihinle girmeyin. Bütün bonusları siz toplamayın. Yani sınavda %100 yapmayı da hedeflemeyin. Olsa süper olur. Ama sınavda zaten %75 ve üstü yapmak, hatta ya %70 üstü yapmak size yetiyor. O yüzden şu anda kendinize hiçbir şey bilmiyor. Her şey karman çormal olmuş. Depresif bir ruh halini hissedebilirsiniz. Emin olun %90'ınız böyle. Bu genelde de çalışkan insanlarda oluyor. Sınava girdiğinde bir an mucize yaşanmış gibi ulan böyle patır patır aklına geldiğini göreceksin. Orada gizli bir güç var. Bir de yatış kalkış saatlerinizi artık biraz daha düzenlemenizi istiyorum. Sınav saatine uygun bir şekilde güne 10 çeyrekte denemeyle başlamanızı öneriyorum. Ee, sınava gireceğiniz gün o akşam uyku tutmayabilir, uykusuz girebilirsin. Bu seni ekstra strese sokabilir. Emin ol hiç uykusuzluk yaşamayacaksın. Yani sınava kadar şu an ne yaşıyorsan normal. Anlatabildim mi? Bunları teselli olsun diye söylemiyorum. Beni tanıyanlar tanır. Ben gerçekten teselli cümlelerinden hoşlanmıyorum. Biraz oğlak burcu olduğum için fazla rasyonel bir adamım hatta. Köşeli bile konuşuyorum. Ama e, sizin üzerinde de emeğimiz var. Yani dolayısıyla bir duygudaşlık da var. O yüzden boş yere kendinizi üzmenizi de istemiyorum. Tabii ki ön lisanslarla devam edecek. Ön lisanslar yani lisansla bitmiyor benim burada şeyler. Ön lisanslar diyor ki hocam bize bir şey yapmayacak. Her şey bitti mi ya? Aşkımız buraya kadar mıydı? Değil. Lisans abileriniz, ablalarınızı bir gönderelim hayırlısıyla. Ondan sonra size yönelik çalışmalar devam edecek. Zaten lisansa yönelik yaptığım her şey sizi de ilgilendiriyor. Çünkü coğrafyada farklı bir şey sormuyorlar. Anlatabildim mi? Hani ben son bir ay, son 15 gün, son 10 gün böyle şeyler yayınlıyor ve Nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili aynı şeyler ön lisanslar için de geçerli. O tarihler geldiğinde ona uygun davranacaklar. Evet, bu arada sizin sorularınızı görmeye çalışıyorum ama henüz sorular görünmüyor. Takip istekleri falan geliyor. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Sorularınızı yorumlara yazarsınız. Saat 12'ye geliyor. Sizler de uykusuz kalmayın. Ben de daha burada abimin dükkanı artık o gitti. Anahtarı bıraktı bana burada. Dükkanı ben kapatacağım. Ben de dükkanı kapatayım. Burada oldu ama fena da olmadı değil mi? Bir aksama olmadı. Yayında herhangi bir kırılma, donma olmadı diye umuyorum. Ee, yarın da PDF'i paylaşacağım. Tamam. Benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Yaşadığınız coğrafyalara selamlar gönderiyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.